Aspor ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Medya Dünyası programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemin öne çıkan spor gelişmelerini gazete manşetlerinde inceleyeceğiz. Murat Özbostan eşlik edecek. Şimdi konuğumuzla başlamadan önce isterseniz günün gazetelerine hep birlikte bakalım. Öne çıkan haberler, başlıklar neler olmuş diye. Fotomaç'ın açılış sayfasında transfer iddialarını görüyoruz. Galatasaray için Belotti iddiası var. Fenerbahçe için ise Thiago transferi yine konuşulanlar arasında. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Burada da Aslan'dan Liverpool çıkarması başlığını görüyoruz. Hedefte Firmino ve Keita'nın olduğu söyleniyor Galatasaray'la ilgili. Devam edelim Sabah Spor gazetesiyle. Burada yine en üstte hemen Mbappe'nin bir fotoğrafı var. Omuz omuza kampanyasında yaptığı jestten bahsedilmiş. Asil bir jest başlığı da yine kullanılmış bu haber için. Onun altında yine bir numaralı sıkıntı Fenerbahçe'nin kaleci problemine değinilmiş. Bunu da yine Fenerbahçe bölümümüzde detaylıca konuşacağız. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. 100. yılımızın ilk büyük buluşması başlığını görüyoruz. Açılışla ilgili bir haber var Avrupa Şampiyonası ile ilgili. Son olarak Takvim Spor'a da bakalım. Trabzon seçime gidiyor. Bunu da birazdan Trabzonspor gazetelerimizde zaten detaylıca inceleyeceğiz. Seçim 18-19 Mart'ta eğer yeterli çoğunluk sağlanmazsa da 25-26 Mart'ta yapılacak. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi gündem dört büyüklerde özellikle transfer anlamında yoğun. Zaten iki gün kaldı ama artık bu iki günde neler yapılabilir onu merak ediyoruz. Transfer bu sürece kadar sizin için nasıl geçti? Şimdi şu son iki günde bir hareketlilik bekliyor musunuz takımlarda? Yok, belki bir iki tane sürpriz olur ama açıkçası büyük takımlardan, ya Trabzon zaten bahsettiğiniz kongreye gidiyor artık, evet. Bir transfer süreci olamaz. Galatasaray'da belki bir son dakika sürprizi olabilir. Fenerbahçe'de yine bir tane oyuncu olabilir. Beşiktaş zaten yapmayacağını hoca da geçen günkü basın toplantısında ifade etti. Ama genel olarak bakarsak şu ana kadar Beşiktaş oldukça fazla takviyeler yaptı. Yani 3-4-5 diye yanılmıyorsam. Tabii gönderdiği oyuncular da oldu. Galatasaray çok önemli bir takviye yaptı. İşte herkes zaten Zaniolo'nun şeyini konuşuyor. Yani öyle bir transfer oldu ki belki çok sessiz geldi. Her gün baktığımız zaman manşetlerde her gün bir haber görüyoruz. Ve hep konuşulan konu da işte sezon sonu gider mi? Gidecek. Zaten geçici olarak geldi. Yok otelde kalıyor, yok ev tutmadı, yok işte 35 milyon euro serbest kalma bedeli var, Juventus istiyor, Milan istiyor diye sürekli ona dair, oyuncuya dair haberler var. Yani daha oyuncunun bir tane hazırlık maçında bir 15 dakika oynadı ve çok güzel bir gol attı. Evet. Ama biz şunu gördük, yani neredeyse Icardi'den bile daha çok, nasıl diyeyim, reytingi yüksek, PR'i yüksek, evet, daha çok ilgi gören, özellikle dış basında İtalya'da bir transfer oldu. Tabii oyuncunun Galatasaray'a gelişi bir sürpriz olarak değerlendirildi. Yani neden Galatasaray'ı tercih etti? İşte Avrupa'ya da gidebilirdi diye. Hatta Galatasaray nasıl 15 milyon euroya alır şeklinde bir sürü yorumlar yapıldı. Yani bu şu ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi Zaniolo oldu. Evet, Zaniolo oldu. Yani Fenerbahçe'de ihtiyacı olan bölgelere transfer yaptı ama çok böyle konuşulan, gündeme gelebilecek transferler değildi. Diğer takımlarımız da açıkçası sessiz sedasız. Sonuçta yaşadığımız bir deprem felaketi var. Öyle çok şunu getirdik, bunu, evet, götürdük, imza törenleri gibisi şeyler olmadı. Asıl burada hoca değişiklikleri falan oldu. Yani işte Ersun Yanal'ın tekrar futbola dönüşü, teknik direktörlüğe dönüşü. Hatta bugün maçı var. Evet. Bakıldığı zaman 10 tane teknik direktör değişmiş. Evet. Bu konuya tekrar gelelim. Bir kırmızımız, tamam, var isterseniz. Peki, ben de, tamam, hem size hem de izleyenlerimize hatırlatayım. Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu. Çeyrek final maçları 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Heyecanla bekliyoruz tabii ki Ziraat, evet, Türkiye Kupası'nı. Şimdi birçok takımın da büyük iddiası var aslında. Trabzonspor'la başlayacağız zaten. Evet. Bununla da devam edebiliriz. Zaten Konferans Ligi'nden de elendikten sonra en büyük hedeflerinin de zaten Ziraat Türkiye Kupası olduklarını, hı-hı, söylemişlerdi. Bakalım Trabzon'a siz de mutlaka heyecanla bekliyorsunuzdur Ziraat, şüphesiz, Türkiye Kupası'nı.
Yani kupanın şeyi ayrı. Tabii lig başlıyor bu hafta. İşte iki tane erteleme maçı oynandı arada geçtiğimiz günlerde. Bakıldığı zaman işte ligden çekilen iki tane takımımız var bulundukları bölge itibariyle. Yani bizi nasıl bir atmosfer bekliyor, nasıl bir mücadele bekliyor bunu göreceğiz. Yani Galatasaray tabii ilk periyodu yine maç yapmadan geçecek Gaziantep'le maçı olduğu için. İşte Fenerbahçe Kayseri deplasmanına gidecek ki çok önemli bir sınav. İşte taraftar alındı alınmadı gibisinden de 3-4 gündür tartışmalar vardı. Dün nokta kondu, taraftarlar da olacak. Beşiktaş çok tartışılıyor yani. Hem takımın performansı hem hocanın performansı. Yani böyle bir lige başlarken tabii kupanın kendine has daha böyle bir heyecanlı şeyi var ki bundan önceki maçlarda yani oldukça fazla maç uzatmaya gitti, penaltılara gitti. Daha Nisan'a var ama tabii önce bir Mart'ta önümüzdeki lig maçlarını görüp bakalım nasıl bir yol alacağız. Avrupa maçlarımız var bu arada. Evet. Yani Mart ayı tabii ara nedeniyle hem çok yoğun geçecek bundan sonra Nisan, Mart, Mayıs'a kadar futbola dolu dolu doyuracağımız bir zaman olacak. Umarız ki kavgadan uzak olur, gürültüden uzak olur, hakem tartışmalarından uzak olur desem de bunlar da olacaktır. Peki Trabzonspor'la başlayalım isterseniz. Trabzonspor gazetelerini de rica edeyim yönetmenimiz Seval'den. Şimdi tabii bütün gazetelerde ben şu an kongre kararını görüyorum. Zaten arkamıza da geldi. Bunun üzerine biraz yoğunlaşalım istiyorum. Fotomaç gazetesinden biraz detayları ben aktarayım. Onun üzerine sizin de yorumunuzu alalım. Evet. Trabzonspor'da kongre kararı Trabzonspor. Fotomaç'ın Trabzonspor sayfasında hemen. Sportif başarısızlık ve artan ekonomik sıkıntı yönetimi pes ettirdi. Başkan Ahmet Ağoğlu olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kongre 18-19 Mart'ta çoğunluk sağlanmazsa eğer 25-26 Mart'ta yapılacak. Bordo Mavili yönetim olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Şimdi dün belli olan bir karardı ve en çok konuşulan konulardan biri de tabii ki Ahmet Ağoğlu'nun tekrar aday olmamasının gündemde olması. Şununla başlayalım isterseniz. Burada da görüyorum sportif başarısızlık ve artan ekonomik sıkıntı aslında Trabzonspor'u bu duruma getirdi deniyor. Siz buna katılıyor musunuz? Nasıl yorumlarsınız? Yani tabii ki bazı bu nedenlerin en temelinde o iki tane konu başta %100 katılıyorum. Yani takıma baktığımız zaman şampiyon olmuş bir ekibin oldukça fazla transfer yapıldı. Önemli rakamlar harcandı. Önemli bir borcun altına girildi ama Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Avrupa Ligi'ne devam etti. Avrupa Ligi'nden elendi. Konferans Ligi'ne devam etti. Konferans Ligi'nden de elendi. Yani hem ligde hem de Avrupa'da ciddi bir başarısızlık var ve buna bağlı olarak da ekonomik olarak birçok beklentisi vardı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden. Hadi Şampiyonlar Ligi geçtikten sonra Avrupa Ligi'nden. Hadi onu geçtik biraz da Konferans Ligi'nden. Bu gelirlerden de yine geride yani kalmak. Evet bu gelirlerden Trabzonspor mahrum kaldı. Şimdi bir takım eğer başarısız oluyorsa, istenilen puanları alamıyorsa, istenilen sonuçları alamıyorsa ve ciddi transferler yapıp ödemelerin de günü geldiyse mesela Mart ayında Trabzonspor'un ödeyeceği rakam yani oyuncularına ödeyeceği rakam 300 milyon TL civarında ve bu sıcak paraya ihtiyaç var ve bu sıcak parayı şu anda temin edemeyen bir yönetim var, başkan var. Artı şunu biliyoruz, biliyorum bazı oyuncular özellikle yabancı oyuncular kulübe ihtarname yollayıp FIFA kanadıyla ücretlerinin yani taksitlerinin ödenmesini istiyorlar. Eğer bu ücretlerde bir ödeme olmazsa bazı oyuncuların FIFA kanalıyla serbest kalma hakları doğacak önümüzdeki aylarda. Hemen değil belki ama önümüzdeki aylarda. Yani bu Trabzonspor'u bekleyen böyle tehlikeler var. Durum böyle olunca aslında biz iki gündür sabah gazetesinde kongre süreci hep fotomaçlı da vardı. Haberleri değiniyoruz. Yani asıl bu hafta başında bir toplantı yaptı yönetim kurulu. Evet. O yönetim kurulunda bu kongre kararı tartışıldı. Ve yönetimin büyük bir kısmı, ağır bir kısmı biz Sayın Başkan'a yani kongreye gitmek istiyoruz. O da o zaman imzaları toplayın. 9 rakamına ulaşılırsa kongre kararı zaten otomatikman alınıyor. Ve nitekim 9 kararına ulaşıldı. 9'a 5 gibi bir rakam çıktı.
Ve Trabzonspor başkanı da yönetimi de otomatikman kongre kararı aldı. Dün akşam saatlerinde bu karar açıklandı. Şimdi 18-19'da genelde olmaz seçimler. Dolayısıyla 25 ve 26 Mart tarihlerinde Trabzonspor'da kongre yapılacak. Herkesin merak ettiği Ahmet Ağoğlu aday olacak mı? Yani %99.9 aday olmayacak. Veda edecek Trabzonspor'a. Yeni başkan adayları çıkar mı bilmiyorum. Tabii daha konu çok sıcak ama evet, ismi geçen birisi Ertuğrul Doğan olarak, as başkan olarak var. Muhtemelen de onun yönetiminde, onun başkanlığında bir yönetim tek listeyle seçime gidilecek, sürpriz bir gelişme olmazsa. Ve Trabzonspor'un yeni başkanı olacak. Tabii Ertuğrul Bey'in şöyle bir, yani şu ana kadar Trabzonspor'a yaptığı çok kasa kolaylığı oldu. Yani sıkıntılı anlarında. Zaten bunu sadece Ertuğrul Bey değil, yani işte Ahmet Nurçebi de zaman zaman yapıyor. Ali Koç da yapıyor. Dursun Bey de yapıyor. Yani Ahmet Ağol da yapıyor. İhtiyaca göre, ödemelere göre bir para verip daha sonra bunu geri alır yöneticiler. Ama şu andaki o rakam oldukça yüksek bir rakam. Yani 300 milyon gibi bir TL gibi bir rakam. Ve bunun sonrasında Nisan'da da ödemeler var. Yani yeni seçilecek güçlü bir yönetim, ekonomisi güçlü bir yönetim bu parayı temin edip en azından eldeki yabancıların kaçmaması için, serbest kalmaması için, ya yani böyle bir şey gerekliydi, böyle bir seçim gerekliydi ve Trabzonspor'a hayırlı olsun. Yani inşallah iyi olur. Peki şimdi geçen seneye baktığımda ben diğer dört büyük takıma göre biraz mütevazi bir kadro kurmuşlardı ve şampiyon olan bir Trabzonspor gördük. Ama bu sene çok pahalı bir kadro kuruldu. Birçok isim alındı ve tabii beklentiler de hepsinden oldukça yüksekti. Çünkü hedefler büyüktü ama 3 kupadan elenme ve sonrasında Süper Lig'de de yine yarışın gerisinde kalma gibi bir durum var. Şu an zirveyi hedefledikleri tek yer belki de Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor için. Yani evet, tutunacakları tek şey şu anda o. Tabii geçen sene 20 milyon euro civarında takım bütçesi olan bir ekipti. Tabii şampiyonluk gelirken bir kenetlenme vardı. Yani taraftarıyla, camiasıyla inanılmaz derecede bir kenetlenme vardı. Ve arka arkaya gelen seri galibiyetler, puan farkı, işte orada diğer büyük takımların devre dışı kalmasıyla bir şampiyonluk yaşandı ve muhteşem bir şampiyonluk yaşandı. Töreniyle, dünyaya milyonlarca izlenen işte o ışık gösterileriyle, lazer gösterileriyle, yani kent meydanında yapılan o coşkuyla gerçekten Guinness Rekorlar kitabına girecek derecede inanılmaz bir şampiyonluk şöleni yaşandı. Tabii onun ardından böyle bir şu an bu durumu yaşamak enteresan ama futbol da böyle bir şey. Kulüplerde böyle bir şey. Yani Beşiktaş da şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekti. İşte Sergen Yalçın istifa etti. Yani işte Ömer Hoca geldi. Arkasından Valerian İsmail geldi. Arkasından şimdi Şenol Hoca geldi. Bakıldığında bir sene içinde 3 tane teknik adam değiştirdiler. Ve bugün yönetimini de protesto eden bir taraftar kitlesi var. Sonuçlardan memnun olmayan. Yani futbolun doğasında ne yazık ki bunlar oluyor. Yani dün dünde kalıyor. Herkes bu anı yaşıyor. Yani bu takım şampiyon olmuştu, böyle kutlamalar olmuştu, böyle kupalar alınmıştı şeyi bir anda geride kalıyor. Tabii Trabzon burada takımın bundan etkilenmemesi, sonuçta teknik kadro, Abdullah Avcı, ama Abdullah Avcı'nın yanılmıyorsam 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmıştı. Yani Ertuğrul Bey eğer başkan olursa Abdullah Avcı ile büyük ihtimalle de çalışmaya devam eder. Ama tabii saha sonuçlarında biraz iyileşmesi lazım. Oyunun iyileşmesi lazım. Çünkü Trabzonspor taraftarı da iyi sonuçlar istiyor. Kendilerini mutlu eden sonuçlar istiyor. Deplasmanda kötü oynayan bir takım var. İçeride kazanan bir takım var. Yani bütün bu dengelere baktığımız zaman gelinen süreci aslında çok da şaşırmamak lazım. Yani belki kongre süreci dün itibariyle büyük sürpriz olarak değerlendirilebilir ama yani işin ekonomik çıkmazı, kapıların ekonomiye dair, yani gelir kapılarının kapanması, yani düşünsenize Şampiyonlar Ligi'nde olsaydınız, gruplarda olsaydınız çok daha büyük paralar kazanacaktınız. Hadi Avrupa Ligi'nde olsaydınız, orada devam etseydiniz yine gelir kapınız vardı. Siz bütün şeylerden elendiniz. Ligde de başarısız sonuçlar alıyorsunuz.
Bakıldığı zaman bir kulüp başarısızsa, bir takım başarısızsa gelir kaynakları da otomatikman azalıyor. Ne yapacaksınız? Elinizde para yok. Şimdi mesela Trabzonspor'da 2,5 aydır ücretlerin ödenmediği söyleniyor. Tabi bu resmi bir açıklama değil. Ama bu şeylerin açılması için, bu kıncal damarların, tıkanan şeylerin açılması için de eğer bir seçim yapılması gerekiyorsa bu seçimi yapmak lazım. Bu da ödemelerin yapılması lazım ki takımın da belki performansının temelinde yatan nedenlerden bir tanesi ücret ödenmemesi olabilir. Eğer bir takımda ücretler ödenmiyorsa, özellikle yabancı oyuncular, hadi bizim oyuncular belki bir nevi bunu şey yapıyorlar, tolere ediyorlar yani, ama yabancı oyuncular hemen FIFA'nın kapısına gidiyorlar. Evet. Yani ihtarname çekiyorlar. Büyük sıkıntı yaşanabiliyor. Tabii Trabzon'da bu ihtarname sorunu resmi olarak açıklanmadı ama yani bunun tehlikesinin olduğu ve bir an önce bu rakamların ödenmesi gerektiğine dair de bir şey var. Zaten seçimin bir anda alınması, Mart'ta bu ödemelerin yapılması şart. Yoksa o ismini işte aklımıza gelen birçok yabancı oyuncu belki serbest kalma hakkını elde edecek durup dururken ve Trabzon çok daha büyük ekonomik sıkıntıların içerisine girecek. Bu nedenle tekrar hayırlı olsun Trabzon'a. Takvim Spor Gazetesi'nde de yine bu ekonomik sıkıntılardan bahsediyor. Bu ay ödenmesi gereken miktar tam 250 milyon 300. lira diye gösterilmiş. 300. Biraz az mı göstermişler? Yok, 250 çıktı ama ben araştırdım 300'müş. Yani 300 milyon TL bir ödeme lazım şu anda Mart sonuna kadar. Yine bu haberin alt başlığında da 41 milyon euro ile bir rekor var. Takım şeyinden bahsediyor. Aynen. 41 evet. milyon euro bütçeli bir takım kurarak hem Avrupa hem de ligde başarılı olmayı hedeflediler. Ama tabii transferlerle ilgili biraz bekleneni vermeyince, takımda kötü gidince bu sonuçlar yani, aslında biraz doğal olabiliyor bazen. Evet, yani transfer zaten yöneticilerin de, başkanların da, hocaların da hep istediği bir şey. Taraftar da istiyor. Çok güzel. Yani transfer yapmak güzel bir şey. Oyuncu karşılamak, omuzları almak, imza törenleri mutlu. Bu en güzel bir yöneticinin, başkanın, hocanın istediği bir tablo. Şimdi Trabzonspor da evet Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek oldukça fazla oyuncu transfer etti ve yüksek meblağlar verdiler. Yani çok büyük bonservis bedelleri ödediler. Şimdi bu bonservis bedellerin işte yeni gelecek yönetimin de sorumluluğu altında. Yani sonuçta 42-41 milyon euroluk bir takım ödemesi var. Bir de bunun bonservislerin taksitleri var. Yani bugün Yusuf Yazıcı'ya verdiğiniz işte 30 milyon TL'lik bir rakam var. Umut Bozok'a verdiğiniz yıl yıl artan 25, 30, 35'i bulan trilyonu, yani milyon TL'yi bulan rakamlar var. Barta'ya 2, 2,5 milyon euro deniyor. İşte maliyetinin 14, 15 hatta 16 milyon euro olduğu söyleniyor. Yani Kasımpaşa'ya Enes için ödenecek rakam var. Doğucan için ödenecek bonservis rakam var ki o taksitler ödenmemiş daha. Yani bakıldığında eğer işte bir yönetici, yeni bir yönetim geldi. Ayın 26'sında seçildi. Trabzonspor'un yeni başkanı oldu. Kim olursa olsun evet o 300'ü kenara koyacak, ödemeleri yapacak ve ondan sonraki aylarda da yine bir 300 daha koyması lazım. Büyük bir gelir bulması lazım. Yani şimdi takım başarısızsa, sponsorlar azalmışsa yani işte zaten sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani kombine satamazsınız. Artık bilet satacak bir durumunuz yok. Kazanamıyorsunuz. Üst sıralarda değilsiniz. TV gelirleriniz eğer üst sıralarda olmazsa düşecek. Galip gelemiyorsunuz. Galibiyetten para kazanamıyorsunuz. Zincirleme geliyor aslında. Yani her şey evet her şey bakıldığı zaman bir zincirleme bir şekilde devam ediyor. Bunları çözmek için de bazen tıkanıyor. Tıkandığı zaman da operasyon lazım. Acilde müdahale lazım. Bu da birinci şık. Hocanın gönderilmesi oluyor kulüplerde. İkinci şık yönetimler gidiyor. Böyle bir şey. Burada yönetim gidiyor. Belki hoca ile de ilgili önümüzdeki günlerde başka şeyler olabilir. Belki de. Peki Hürriyet Spor nasıl incelemiş bu haberi? Ona da biraz bakmak istiyorum. Ağolun'un bıraktı bazı yalnız. Açıklamaları o başlık var. Biraz geride kalmış. Evet. Bir Ağolun'un açıklamaları var. Ben bırakıyorum herkesin önü açılsın dediği iddia edildi. Ahmet Ağolun'un ben bırakıyorum herkesin önü açılsın dediği yeniden aday olmayacağı iddia edildi. Mevcut yönetimde as başkan olarak görev yapan Ertuğrul Doğan'ın ise başkanlığa talip olduğu ve bu konularda çalışmalara başladığı öne sürüldü. Zaten diğer gazetelerde de hep başkan kararsız ya, Doğan adaylığı hazır. Ahmet Ağolun tabii Trabzonspor şampiyon yapan başkan olarak tarihe geçti. Onun için çok önemli bir şey. Onun da
büyük başarıları da var, başarısızlıkları da var. Transferler de olsun, başka şeyler de olsun ama sonuç itibariyle Trabzonspor tarihine adını şampiyon başkan Ahmet Ağoğlu olarak yazdırdı. Ama bunlar görev değişimidir, bayrak değişimidir. Yani yeni bir yönetim gelir, yeni bir başkan gelir. O başka bir vizyon açar ve devam eder. Bir süreç yani. Kulüplerin kaderlerinde olan bir şey bu. Aday olarak tek bir isim yansımış zaten bugün. Sadece Ertuğrul Doğan. Sürpriz bir isim siz bekliyor musunuz? Yani açıkçası beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Çünkü yani Ertuğrul Doğan sonuçta bu kulübün içinde işte as başkanlık yapan ve biraz önce bahsettim. Kulübün ekonomik sıkıntılarında rakamlar veren, yani rahatlama sağlayan bir başkan adayı olarak zaten bu seçime de girecek. As başkan olarak bunu yapmış ve yani resmi olmayan rakamlara göre de 550-600 milyon TL'nin üzerinde bir kaynak Trabzonspor'a yani vermiş, yani borç olarak vermiş. Şimdi yani bu sürekli vermeyle de olabilecek bir şey değil. Yani siz bir nok verirsiniz verirsiniz de yani bunun bir sonu yok. Bazen yönetici ekipten toplarsınız, bir kasa kolaylığı sağlarsınız. İşte güçlü ekonomisi, güçlü bir yönetim kurarsınız. Ya da başka kaynaklar oluşturmaya çalışırsınız. Yani bu stadın işte ismi olur, ne bileyim yeni dev bir sponsorluk olur, yeni bir marka olur, yeni bir yüz olur. Bunlar şu anda yok. Yani bir tıkanma var ve ödenmesi gereken paralar var. Bu nedenle de benim sorunları bilen bir insan olarak da Ertuğrul Doğan ismi işte bütün gazetelerde geçiyor. Ben açıkçası sürpriz bir isim beklemiyorum. Eğer resmi olarak adaylığını açıklaması halinde Sayın Ertuğrul Doğan'ın 25-26 Mart'taki kongrede Trabzonspor'un yeni başkanı olacağını düşünüyorum. Peki diğer gazetelerde zaten başlıklara böyle kısaca bakmak istiyorum. Fanatik Ağoğlu bıraktı başlığını tercih etmiş. Sabah Spor gazetesi de Trabzonspor'da seçim kararı başlığıyla yine kongre sürecini gazeteye yansıtmış. Son olarak bir de Trabzonspor'la ilgili bu haftaki karşılaşmayı da kısaca konuşalım. Şimdi Basel mağlubiyeti en son akıllarımızda kalan ama Süper Lig'de de en son Galatasaray'a 2-1 mağlup olan bir Trabzonspor var. Ümraniye Spor'la karşı karşıya gelecekler bu hafta. Ümraniye'de ligin şu anda son sırasında yer alıyor. Bir de tabii ki Trabzonspor'un evinde olması yine Trabzonspor için çok pozitif bir şey olarak gözüküyor bence. Çünkü evinde oldukça evet. Başarılı bir bordo mavili kulüp ya izliyoruz. Ben bu şeylerden takımın etkileneceğini düşünmüyorum. Yani Ümraniye maçında Trabzonspor'un seyircisi önünde kazanacağını düşünüyorum. Sonuçta evinde kazanan, motive olan bir ekip var. Bu motivasyonu sağlayan da taraftar. Yani şimdi ekstra bir de takıma tepkilerin oluşmaması adına bu oyuncular da bunun farkında. Ligde de yani 15 puana sahip Ümraniye Spor. Evet bakıldığı zaman iyi maçlar çıkarmış, iyi sonuçlar almış ama başarısız bir ekip. Yani genelde başarısız bir ekip ve lig sonuncusu. Trabzonspor'un yarın maçı kolay bir şekilde kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Peki Trabzonspor'u noktalayalım isterseniz. Tamam. Galatasaray'la devam edelim. Orada da yine transfer gündemi. Hep yoğundu zaten. Yoğun olmaya da devam ediyor. Şimdi yine yıldız isimler görüyorum ben gazetelerde rica edeyim. Teşekkür ederim. Ama zannediyorum artık sezon sonu için bir planlama mı yapılıyor acaba? Hemen Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Belotti ile yeniden başlığı var. Sarı Kırmızılı ekip bir kez daha Roma'nın kapısını çalacak. Nicolò Zaniolo'nun transferinde Roma ile yakın ilişkiler kuran Galatasaray, Andrea Belotti için de İtalyan ekibiyle masaya oturacak. 29 yaşındaki golcünün yeterince şans bulamaması nedeniyle transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Zaten şans bulamayan biraz hemen Türkiye'ye geliyor bir çıkış yakalamak amacıyla. Belotti iddiası için sizin yorumunuz ne olur? Yani bu kalan 2-3 günde, 2 gün mü kaldı? Bugün ayın 3'ü. 2 evet. Gün kaldı. Yani bu böyle 2 günde bitecek bir transfer falan evet. Olmaz. Yani böyle oyuncuları bir anda alamazsınız. Ama dediğim gibi transferle ilgili programın ilk başında konuşurken Galatasaray yani bir tane bir golcü, oyuncu alabilir. Bir sürpriz yapabilir dedim. Olabilir mi? Olabilir. Belotti de olabilir. 2 günde bitirebilir mi bilmiyorum ama süre çok azaldı. Çok isim yazılıyor şu anda, bir sürü isim var. Galatasaray'ın ihtiyacı var mı?
Yani şu anda bir golcüye en azından Mayıs'a kadar olan süreçte bir ihtiyacı yok. Ama Mayıs'ta taşlar yerinden oynar. İşte ligin şampiyonluğuna göre takviyeler yapılır. İşte Gomis'in durumu var ki sözleşmesi bitiyor. Muhtemelen yeni sözleşme yapılmayacaktır yaşı itibariyle. Icardi herkes işte diyor ki bonservisi alınabilecek mi? Yani bu çok kolay bir şey değil Icardi'nin bonservisini almak. Bugün de var medyada sürekli yazılıyor. Yani bonservisi alınacak mı, alınacak mı? Ben daha önce de ifade etmiştim. Yani ben zor görüyorum. Yani bonservis meselesini alma, oyuncuya ücret ödeme. Eğer Galatasaray şu iki günde bu Belotti dahil bir fırsat transferi, bir işte olabilecek bir oyuncu bulursa alır. Ama olmazsa zaten bunların hepsini Mayıs'ta halledecek. Öyle gözüküyor. Peki bu gazetede yine şu sol tarafta Kuntz'dan bir ziyaret var. Yine Fenerbahçe'ye de bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu haberi böyle kısaca bir bakalım. Amili futbol takımı teknik direktörü Stefan Kuntz yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. Alman çalıştırıcı son olarak Galatasaray'ın Florya Metin Oktay tesislerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında teknik direktör Okan Buruk ve teknik ekibiyle bir görüşme yaptı. Ayrıca futbol direktörü Cenk Ergün'le de bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ın antrenmanını da yakından takip etti. Belki şimdi, orada da gözüne kestirdiği yeni oyuncular olabilir. Ya hem maçlarda herhalde izliyordur. Yani bu yardım kampanyasından dolayı Almanya'dan geldi. Omuz omuza kampanyasından dolayı. Şimdi daha önce de işte Beşiktaş'ta yanılmıyorsam ziyaret etmişti diye hatırlıyorum. Trabzon'a bir olmuştu ama Kuntz var mıydı yok muydu bilmiyorum. Onu hatırlayamadım. Ama dün iki ziyaret birden yaptı. Tabi bu ziyaretlerin aslında biraz da ben bu kulüplere kızıyorum. Yani biraz içeriğini paylaşın. Yani evet. Ya milli takım cephesinden paylaşılsın ya da işte Galatasaray cephesi. Yani şu konular konuşuldu. İşte altyapıyla ilgili gerekli görüş alışverişinde bulundu. Ne bileyim yani sadece düz birkaç fotoğraf paylaşılıp ondan sonra yani medyaya da biraz doyurucu bilgiler vermek lazım. Yani burada tamam biz çok da özelinizi istemiyoruz. Oturup konuşmuşsunuzdur. Yani artık Galatasaray'ın altyapı tesislerini mi konuştunuz? Kaç tane oyuncu var? Neler oluyor? İşte milli takıma kimler gelebilir, gidebilir? İlla ki bununla ilgili fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Bu Fenerbahçe için de böyledir. Ama Kuntz'un biraz daha bence Türkiye'de kalması ve şu ligin başlamasıyla beraber bir 3 ay ki Mart'ta maçlarımız var. Zaten gideceğini sanmıyorum. Milli takımı açıklayacak tabii yakında. Milli ara var bir de. Yani bir ligin sonuna kadar da burada kalması gerektiğini düşünüyorum. Yani hem takım oyuncuları takip etme açısından hem milli takım açısından. Çünkü bu milli maçın oynayacağımız maçların sonuçları da önemli. Yani buradan eğer olumsuz bir sonuç olursa açık ve net olarak söylüyorum Kuntz'la tartışılmaya başlanır. Çünkü şu anda böyle oturduğu koltuk itibariyle böyle tam böyle rahat bir koltukta o da oturmuyor. Yani ben de buradayım. Yani benim yerimde garanti diye bir durum yok. Hadi işte geçmişteki maçlara bakıldığında kötü sonuçlar alındı, çok eleştirildi. Ama şimdi yeni bir serüven başlıyor Avrupa Şampiyonası elemeleri. Dolayısıyla da bizim orada iyi sonuçlar almamız lazım. Hani hep söylüyoruz ya yani futbol ailesi omuz omuza birlikte işte bakıldığı zaman deprem bölgesinde çocuklara en çok istediği şeyler futbol topu, çocukların en çok istediği şeyler forma, işte çadırda izlenen maçlar. Yani futbolun öyle bir gücü ve birleştirici yönü var ki ve takımlarımız bunu bir nevi başardılar. Bu birlikteliği işte omuz omuza kampanyasıyla olsun. İşte yolladıkları tırlarla, kampanyalarla, konteynerlarla ama milli takımımızın bunu daha üst kademeden başarması lazım. Milli takımımızın iyi sonuçlar alması lazım. Bizi mutlu etmesi lazım. Oradaki çocukları, gençleri mutlu etmesi lazım. Ben bu milli maçları bu açıdan çok önemsiyorum ve Kuntz burada çok önemli bir sınav verecek. Yani bence Kuntz'un milli takımdaki kariyeri de bu maçlara bağlı. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Biraz diken üstünde diyorsunuz siz de. Kendisi diken üstünde hissettiğini sanmıyorum ama bizim açımızdan futbol açısından ve eleştirmenler açısından bence buradaki alacağı sonuçlar kendisinin durumunu tayin eder. Yoksa nasıl ki alt şeylerde kademelerde bir Tolunay Kafkas gitti hala oraya birisi atanmadı. Değişiklikler oldu. Milli takım kadrosunda da teknik kadrosunda değişimler olabilir.
Peki, Fotomaç gazetesinde hemen Zaniolo'yla da devam edebiliriz isterseniz. Harika bir takımda başlıklı bir haber görüyorum orada. Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini değerlendiren Mancini, üst düzey harika bir takımda forma giyecek açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz günlerde de ben annesinin bir açıklamasını gördüm. İşte daha iyi olmak için, üst düzey bir oyuncu olmak için Türkiye'ye dönüyor demişti. Evet. Başta da zaten bahsettik, çoğu oyuncu bir sıçrama yaşamak için Türkiye'ye geliyor. Zaniolo da öyle olacak gibi gözüküyor. Yani şimdi oyuncu öyle enteresan ki, yani 23 yaşınızda olacaksınız. İtalya medyasının ve Avrupa'nın ilgisi odağısınız. Bu çok enteresan. Yani çünkü işte iki tane diz sakatlığı yaşamışsınız. Ve İtalya milli takımına Serie A'da oynamadan seçilmişsiniz. Yani daha bir tane maça çıkmadan sizin genç takımlarındaki performansınıza göre sizi alıp milli takıma seçmişler. Yani böyle bir şey gibi, bir yıldız gibi, yani bir yıldız olacak bir çocuk muamelesi yapılmış kendisine. Yani bir genç olarak ve sürekli oynadığı takımlarda işte Inter, Fiorentina, gençleri tabi bunların hep. Roma'ya gelinceye kadar olan serüveni. Ve sonra işte 2020'de hem diz sakatlığı yaşıyorsunuz. Önce sağ diziniz, arkasından sol diziniz, bağlarınız kopuyor. Yani şurada 2 sene, 3 sene önce. Ve bunları da atlatıyorsunuz ve Roma'da top oynamaya başlıyorsunuz. Mourinho size şans veriyor ve bütün projektörler ve medya üzerinizde. Tabii bir de magazinsel bir hayatınız var o sakatlık döneminde. Ve işte buradaki haberdeki gibi Mancini de, annesi de ve her gün İtalya medyasında da kendisine dair gerçekten çok haberler var. Yani Galatasaray öyle bir oyuncuyu getirip oturtturdu ki, biraz önce programın başında söyledim, Icardi'den daha fazla ilgi gördü. Ratingi daha yüksek oldu açıkçası. Önemli bir kırmızı var, isterseniz size aktarayım. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu istifa etti. Bordo Mavili Kulüp'te başkanlık seçimi 25-26 Mart'ta yapılacak. Zaten az önce de sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söylemiştik. Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel telefon hattımızda. Son bilgileri kendisinden alacağız. Yunus Emre, sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Demet ve Murat Özbostan'a selamlar dileyelim. Aslında bekleniyordu çünkü Trabzonspor kulübünde zaten görüş ayrılıkları ortaya çıktıktan sonra 25-26 Mart tarihlerinde yapılmak üzere kongre kararı alınmıştı. Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu da yaptığı açıklamayla mevcut yönetim kurulunun önünü açmak adına istifa ettiğini duyurdu. Bu metni müsaadenizle okuyayım. Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu. Kamuoyuna açıklama yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantımızda ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle yönetim kurulumuz 2 Mart 2023 tarihinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi kararı almış bulunmaktadır. Öncelikle alınan bu kararın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibariyle Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığından ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerinden istifa etmiş bulunmaktayım. Öncelikle görevde bulunduğum 5 yıllık süre içerisinde maddi manevi fedakarlıklardan kaçınmayan, her daim destek veren, bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan, başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve genel kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza, futbolcularımıza, idari kadromuza ve tüm çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımıza, 8. şampiyonluğumuzda en büyük sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime, en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Canım kadar sevdiğim kulübüme 5 yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi. Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimizin kulübümüzü daha iyi, daha yükseklere taşıyacağına ve başarılı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Camiamızdan, bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik içerisinde yan yana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır. Unutulmamalıdır ki kişiler gelir geçer, asıl olan Trabzonspor'dur. Trabzonspor'un başarısıdır. Kamuoyuma
kamuoyuna saygılarımla Ahmet Ali Ağoğlu. Trabzonspor Kulübü'nde mevcut süreç şu şekilde ilerleyecek. Sayın Başkan istifasını açıkladığı için tüzük gereği kongre tarihine kadar başkanlık görevini As Başkan Ertuğrul Doğan yürütecek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ve kongrede adaylar belirlendikten sonra Trabzonspor Kulübü yeni başkanı mazbatasını alacak ve göreve başlayacak. Ancak 15 gün içerisinde Trabzonspor Kulübü'nde başkan adaylarının resmi olarak listelerini 22 kişilik yönetim kurulu listelerini hazırlaması ve divan genel kuruluna sunması gerekiyor. Oldukça sıkışık bir takvim. Bu süre içerisinde kaç başkan adayı çıkacak henüz netlik kazanmadı. Ancak mevcut As Başkan Ertuğrul Doğan ve şu andan itibariyle tüzük gereği başkan olan Ertuğrul Doğan'ın yeniden aday olması ve liste oluşturması çok yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Eğer vaktin varsa bir soru sorabilir miyiz sana? Murat Özbostan'ın bir sorusu olacak. Önce seni tebrik ederim. Çünkü hafta başından beri süreci çok iyi takip ettin. Hem A Spor'da hem de Turkuaz Medya'nın gazetelerinde kongreye dair. Bugün daha açıkçası yeni yeni Türk medyasına düştü. Yani hatta bırakıyor mu soruları varken biz Ahmet Ağoğlu'nun bırakacağını ve seçimin yapılacağını ifade etti. Seni tebrik ediyorum. Sürpriz bir aday çıkar mı? Yani gerçekten bu merak ediliyor. Yoksa 25 ve 26 Mart'ta Sayın Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un yeni başkanı olur mu? Öncelikle çok teşekkür ederim Murat abi. Çok sağ olun. Şöyle söyleyelim. Şu bir gerçeklik Trabzonspor'a göre. Göreve kim gelirse gelsin bu ay içerisinde ödemesi gereken 300 milyon TL yani 250 milyon ile 300 milyon arasında bir rakam var ve bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Sadece bu ay için ödenmesi gereken rakam bu. Yani buna gelecek olan başkan adayının hazırlıklı bir şekilde gelmesi geliyor ve gerekiyor ve bu çok kolay da karşılanabilir bir rakam değil. Bu yüzden çok fazla adaylı bir seçim olacağını düşünmüyorum ama şu an için mevcut As Başkan, artık başkan olan Sayın Ertuğrul Doğan'ın adaylığı yüksek gözüküyor ama çok yüksek ihtimalle bir karşı aday da çıkacaktır. Trabzonspor'da tek adaylı seçimleri çok sık görmüyoruz. O yüzden hep bir yarış, rekabet ortamı oluşmuştur. Henüz daha çok sıcak olduğu için dün ve bugün aslında resmi karar açıklandı. Tabii biz hafta başından itibaren, salı günden itibaren az çok tahmin ediyorduk ama resmi olduğu için daha sıcak bir gündem ama bence bugünden itibaren artık adaylığını açıklayacak isimler de kamuoyuna çıkmaya başlayacaktır gibi gözüküyor. Sen çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Murat Özbostan zaten programın başında da aslında konuştuk. Yunus Emresel de detayları bizimle paylaştı. Ahmet Ağoğlu'nun yine internet sitesinden yaptığı açıklamayı da paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, duygusal bir veda olmuş. Evet, kesinlikle. En sonunda zaten unutulmamalıdır ki kişiler gelir geçer. Asıl olan Trabzonspor'dur. Trabzonspor'un başarısıdır evet. Dedi. Ki Trabzonspor camiasında da zaten çok sevilen bir isimdi. Yani bu Trabzonspor'la ilgili kısımda konuşurken yani kulüplerin kaderinde bunun olduğunu, evet. Görev değişimlerinin olduğunu, teknik direktörlü işte başkan, yönetici değişimlerinin olduğunu zaten ifade etmiştik. Yani her kulüpte bunları yaşıyor. İşte Galatasaray'da yakın zamanda yaşadı. Hı hı. Beşiktaş'ta yaşadı ve diğer büyük takımlarımız da aynı şekilde. Kendisinin ifade ettiği gibi güzel bir veda olmuş, güzel bir veda yazısı olmuş. Önemli olan tabii ki Trabzonspor ve camialar. Yani o koltuklara birileri bir gün geliyor, bir gün görev yapıp gidiyorlar ve oturdukları sürece boyunca işte elde ettikleri şampiyonluklar, kupalar bunlar çok değerli, kıymetli şeyler. Trabzonspor camiası da herhalde Sayın Başkan'a teşekkür eder. Güzel bir 25-26 Mart'ta kongre olur. Bir teşekkür plaketi verir. İnanıyorum yani öyle tahmin ediyorum. Trabzonspor için hayırlı olsun. Süreç başlamış durumda. Bakalım sürpriz aday çıkacak mı? Çıkacağını sanmıyorum ama hayırlısı olsun. Belki bir karşı aday çıkabilir dedi. Hiç sanmıyorum. Ya ben o evet yani sonuçta tabii ki birisi çıkıp diyebilir. Ben de adayım tabii. Kardeşim. Cebimde efendim 100 milyon euro var. Trabzonspor'a veriyorum. Adayım yani. Bu sonuçta bir seçimdir. Hı hı. Çıkmaz da diyemeyiz ama şu anki bütün şeyler göstergeler Ertuğrul Doğan'ı gösteriyor. Yani o da belki bugün ilerleyen saatlerde hı hı. Ben de Trabzonspor'un menfaatleri için taşın altıma elimi sokuyorum ve ben de adayım. Resmen adayım. Çünkü resmen bir adaylık yapmanız lazım. Başvuruda bulunmanız lazım. Sürecin ilerlemesi için. Herhalde o da öyle bir açıklama. Belki bugün, belki yarın, belki pazartesi günü yapabilir.
Şunu da sorayım. Şimdi bu süreci As Başkan Ertuğrul Doğan yönetecek. Evet. Bu süreçte tabii ki zorlu olacak. Çünkü bu ay içinde ödenmesi gereken 300 milyon TL'lik evet. de bir gelir var. Bu süreci yönetecek kişi de zor bir duruma aslında geliyor şu anda diyebilir miyiz? Yani zaten rakamlar ortada. Yani kim aday olacaksa cebine 20 milyon euroluk işte ya da 300 milyon euro TL'yi bir kere koyacak. Diyecek ki ben adayım. Ve adaylığını açıkladıktan sonra da şunu söyleyecek. Ben seçildiğim andan itibaren bütün birikmiş borçları, oyuncuların, personelin artık her neyse kime varsa, yabancı oyuncuların ödeyeceğim kardeşim. Bekleyin. Ay 25'ini, 26'sını bekleyin. İşte FIFA'ya gitmeyin, icraya gitmeyin, bilmem başka bir yere gitmeyin. Siz yeter ki sahada Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edin. Puanlar alın. Yani bizim için önemli olan o. Bunu söyleyecek ve bunu söylerken de tabii ki seçiciye yönetimde kasa kolaylığı sağlayacak isimler de lazım. Yani 25'inde 26'sında seçilen yönetici 27'si pazartesi sabahı kimse gelip daha sen başkan oldun aldık biz sana sponsor olduk 300 milyon euro veriyor 300 milyon TL veriyoruz demeyecek. Onun onu o süreçte seçeceği yöneticilerden işte X yönetici 20 milyon TL verecek öbürü 50 milyon verecek öbürü belki çok daha zengin bir iş adamını alacak yönetimini. O diyecek ki ben 100 milyon veriyorum diyecek. En azından kısa bir süreçte bu işleri toparlayalım diye. Ve böyle bir birliktelik, imece usulü bir para toplanıp ödemeler yapılacak. Çünkü başkan olacak kişi bunu yapmak zorunda. Evet. Yoksa ben takımı şampiyon yapacağım, kupalar alacağız, şöyle transfer yapacağım, böyle transfer yapacağım lafları açıkçası boş laflar. Peki. Devam edelim biz son kez de tekrar evet. söyleyelim. Trabzonspor Başkanı vardı, evet. Ahmet Ağoğlu istifa etti ve Bordo Mavili Kulüp'te başkanlık seçimi de 25-26 Mart'ta yapılacak. Şu an koltuk boş. Bu süreci de As Başkan Ertuğrul Doğan yönetecek. Galatasaray'la biz tekrar devam edelim. Şimdi Zaniolo'yu konuşuyorduk. Fanatik gazetesinde de Zaniolo ile ilgili yine Roberto Mancini'nin açıklamaları var. Ve Zaniolo'ya şöyle bir müjde verdiği söyleniyor. Hemen okuyayım. İtalya milli takımının teknik direktörü Mancini, Zaniolo'nun Galatasaray'a transferinin önemli bir fırsat olduğunu belirterek düzenli forma giymesi halinde genç yıldızı yeniden aday kadroya davet edeceğini de söyledi. 11 kez İtalya milli takım formasını giymişti Zaniolo ve bu süreçte de 2 gol kaydetmiş. Yani tabii oyuncuya biraz önce dediğim gibi yani geniş böyle 23 yaşındaki bir futbolcunun bu kadar göz önünde bulunması, İtalya'da işte haber yapılması, İtalya milli takımının hocasının kendisiyle ilgili böyle açıklamalarda bulunması. Yani o da herhalde farkındadır. Ya herkesin gözü benim üzerimde kardeşim. Ben Roma'dan geldim ama bu Galatasaray'da da bir şeyler yapmak zorundayım. Yoksa istediğini oynayın da yani oynadığınızda performansınız kötüyse siz niye seçsin yani Roberto Mancini? Dolayısıyla bence oyuncu da bunun farkında. Ama benim anlamadığım bir nokta var. Yani sürekli şeyi var. Ya İtalya'ya dönüyor, ya Juventus'a satılıyor, ya Milan'a satılıyor. Yani adam daha resmi maça ayağını atmadan çocukla ilgili 5 tane 10 tane senaryo yazıldı. Yani yok hülle yoluyla oraya işte şey yapılacak. Galatasaray 35 milyon euro. Ya ben şimdi 15'e başkaları almadıysa Galatasaray'dan niye 35 alsınlar? O bir kere benim mantığım ona el vermiyor. Burada belki ama bir anda böyle bir çıkışa geçerse. Yani bir çıkış olur. Olacak mı o çıkışta bilmiyorum. Yani tam oyuncu yetenekli, oyuncu popüler, oyuncu magazinsel, oyuncu spor basınının gözdesi, oyuncu Avrupa'nın gözdesi, oyuncunun annesi, ailesi. Yani aynen Icardi gibi o da yani her şeyle. Icardi büyük bir yıldız. Kendisini ispatlamış bir efsane. O da daha 23 yaşında ama 17-16 yaşından beri bir yıldız şeyini omuzlarında taşıyan bir futbolcu. Ya Galatasaray'da faydalı olacak mı tabii ona bakmak lazım. Nasıl bir performans ortaya koyacak? Bir sakatlık geçmişi ya de belki var hayal kırıklığı yaratacak evet, o oyunuyla performansıyla. O zaman yani ne diyeceğiz bu muydu kardeşim? Çünkü şu anda öyle bir yükseldi ki herkes. Yani bunu medya yükseltti oyuncuyu. Evet yükselmesi gereken de bir oyuncu. Hala ben de şaşırdım. Niye transfer oldu Galatasaray'a falan dedim. Yani nasıl Galatasaray 15 milyon euro veriyor? Bu arada 15'in yanında bizim Mehmet Özcan'ın 2 gün önce bir haberi vardı. Hatta dün müydü? 1,5 milyon euro da Galatasaray'da oynadığı ilk resmi maçında Galatasaray Roma'ya para ödeyecek. Yani rakam 16,5 milyon euro olacak. O detayı da verelim.
Peki. Fanatik de şimdi bir Firmino seferi başlıyor başlıklı bir haber var. Onun altında da Hacı Wright var, ona da belki bakarız. Evet. Liverpool'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki Brezilyalı golcüyü gözüne kestiren sarı kırmızılar harekete geçti. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Firmino'yla İngiltere'de bir görüşme yapacağı ve yaz dönemi için söz kesmeyi hedeflediği öğrenildi. Şimdi birçok isim çıkıyor dedik ama özellikle bir sonraki sezonun kadrosunu da biraz yoğunlaşmış durumda şu anda Galatasaray. Bu transferle de ilgili ya, Liverpool formasıyla 352 evet. maça çıkarken 107 gol ve 78 asistlik bir performans ortaya koydu. Sözleşmesi bitiyor mu? Ha, bitiyormuş. Evet, evet. Sözleşmesi bitiyor. Yani illaki önümüzdeki sezonun planları yapılıyordur. Yani biraz önce ne dedik? İki gün kaldı. Belki arada sürpriz bir golcü transferi olabilirdir. Başka mevkileri beklemiyorum çünkü. Yani bu haberlerde arkadaşlar tabii bir istihbarat alıyorlar. Yani sonuçta Sayın Erden Timur yürütüyor bu işleri. Elinde bir liste vardır. Hocayla da görüşüyordur. Yani kardeşim bizim işte Gomis gidiyor. Icardi'nin ne olacağı belli değil. Dolayısıyla bizim bir şey yapmamız lazım. Yani bir transfer yapmamız lazım. Bizim o bölgeyi güçlendirmemiz lazım diye bir plan içerisinde olabilirler. Ama daha önümüzde bir oynanacak maçlar ve ben Galatasaray'ın şampiyon olunca farklı bir transfer stratejisi izleyeceğini düşünüyorum. Şampiyon olamazsa farklı bir yol izler. Yani şimdi şampiyon olmazsanız ne yapacaksınız? Yani böyle sağdan soldan bir sürü ünlü oyuncu getirecek haliniz yok. Ki özür dilerim. Yani Gomis kalacak mı? Mata kalacak mı? Mertens kalacak mı? Yani artı kirada Galatasaray'ın bir sürü oyuncusu var şu anda. Yani onlar Çikildağ var, Morutan var, Mustafa Muhammed var, Emre Akbaba var, Taylan var, Emre Kılıç var. Yani Galatasaray'da öyle böyle bir kadro yok. Evet. Bayağı iyi bir kadro var. Hacı Wright'la ilgili de Hacı Wright bekleniyor başlığı var. Ara transfer döneminin başında da çok fazla konuşulan bir isimdi ama teklif konusunda çok anlaşma sağlanamadı. Sonradan tekrar gündeme geldi ama sanki bu kez Antalya Spor cephesi daha çok oyuncuyu satmak istiyormuş gibi algılandı. Bu habere de biraz bakalım. Ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken girişimlerini sürdüren Galatasaray bir yandan da Hacı Wright için haber bekliyor. Antalya Spor'a son teklifini ileten Sarı Kırmızılar gelecek cevaba göre bir yol haritası belirleyecek. Galatasaray yönetimi son olarak 5 milyon euro bonservis bedeli artı takasta iki oyuncu önerisinde bulundu. 7 milyon euro talep eden Antalya Spor düşünmek için süre isterken 24 yaşındaki santrforun bu anlaşmanın bir an önce gerçekleşmesini istediği öne sürüldü. Galatasaray'ın Antalya'ya önereceği oyunculardan birinin Emre Taşdemir olduğu da söyleniyor. Ama Antalya Spor Yunus Akgün'ü istemiş. Ancak Okan Bulut Yunus'u vermek istemiyor. Yani ben de olsam ben de vermem. Bana lazım. Yani bir yerli olarak lazım. Artı kullandığı bir oyuncu, genç bir oyuncu, başarılı bir oyuncu. Niye versin yani onu? Bu Hacı Wright işte önce Fenerbahçe ile yazılmıştı. Antalya işte Galatasaray'da istiyor. Açıklamalar yapılmıştı. Biraz geriye dönersek. Ama bakıldığı zaman işte hani biraz önce bahsettiğim ya son bir iki günde 48 saatte olabilecek transferlerden bir tanesi asıl olursa bu transfer olabilir. Yani bir Antalya Spor bir gelir istiyor, gelir bekliyor bu oyuncu üzerinden. İki Galatasaray'da bu oyuncu kadrosuna katabilir. Mantıklı bir transfer olur. Peki ilk saatlerimizi noktalayalım. Tamam. Sonra yine bazı yine Galatasaray ile ilgili Mehmet Özcan'ın da güzel bir haberi var. Onun da detaylarına bakarız. Medya dünyasındaki ilk saatlerimizi noktalıyoruz. Noktalarken son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Alman ekibi Union Berlin'in hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. Saat başı da medya dünyası devam edecek. İle Murat Özbostan birlikte devam ediyoruz. Galatasaray'da kalmıştık. Yine bu saat dilimi içerisinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da inceleyeceğimizi söyleyelim. Galatasaray gazeteleriyle devam edelim. Birkaç habere daha odaklanalım istiyorum. Gazeteleri de rica edeyim rejiden. Sabah Spor gazetesinde Aslan'ın Yüz Akı başlığını görüyorum. Mehmet Özcan imzalı. Yönetim gözde isimlerin bonservisini belirledi. Zaniolo, Nelson, Boye, Torreira ve Kerem'e Avrupa ekipleri yakın markaj uygularken yönetim 5 oyuncu için 100 milyon euro istiyor. Toplam değerleri 100 milyon euro bu oyuncuların ve yine detaylarını okuyayım. Zaniolo için 35 milyon euro, evet. Nelson 25, Sacha Boye 15, Torreira da 15, Kerem için de 10 milyon euro bir bedel biçiliyor. Hangileri gider acaba sence?
Ya Kerem ismi çok konuşuluyor aslında ama Kerem'in bir Avrupa hayali var çünkü yani çok belli. Ben Kerem'in niyeyse ama bir talep de yok gideceğini gibi yani düşünüyorum. Yazılıp çiziliyor ama öyle resmi bir talep geldiği ifade edilmiyor. Ama geçen sezondan beri işte şu istiyor, bu istiyor dendi. Ha, oyuncu istiyor, evet. Evet. Oyuncu gitmeyi istiyor. Yani ben bana göre Zaniola yani eğer gerçekten 15'e işte 16,5'a mal edip başka bilmediğimiz bir rakam var mı onu bilmiyorum. Hı hı. 35 milyon euroya satılırsa gerçekten işte bu işte kimin emeği geçtiyse böyle heykel dikilmesi lazım bence. Evet. Yani bravo kardeşim, aldınız 16,5'a 35'e satıyorsunuz. Bu müthiş bir operasyon, para operasyonu. Hı hı. 10 numara 5 yıldız. Yani ki bana göre satılabilecek oyunculardan bir tanesi. Nelson'u zaten isteyen gerçekten çok kulüp var. 25 milyon rakamına ulaşabilir mi? Avrupa'daki rakamlara baktığımızda ulaşması lazım. Ulaşabilir. Yine Boa için de öyle. Torreira'yı da çok isteyen var. Bence Zaniola gidecek, Nelson gidecek, Boa gidecek, Torreira da gideceğini düşünüyorum bak açıkçası. Kerem'i düşünüyorsunuz. Yani Kerem'i bilmiyorum, sürpriz olur yani Kerem'in gitmesi. Bu oyunculara Galatasaray satıp başka oyuncularla, zaten şimdi biraz reklamdan önce şunu söylemiştim. Yani bir, şampiyon olan takımın durumu. Hı hı. İki, şampiyon olamamış olamamış Galatasaray. Yani şampiyon olan Galatasaray belki burada saydığım bütün isimlerden bir ikisini satar. Hı hı. Ama şampiyon olamayan bir takım ne yapacak? Hani gelir talep varsa satacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın da ekonomik şeyi, işte oyuncuların ödediği paralar oldukça yüksek. Yani çok konuşulmuyor da şimdi şu an lider olduğu için yüksek maliyetli. Olası satışta da yine Icardi'ye Raşitsa'nın bonservisi alınması planlanıyor. Yani olabilecek bir şey, evet. Hı hı. Ama biraz önce dediğim gibi yani Çıkıldağ dönüyor. Bir, Morutan dönüyor. Muhammed, Emre Akbaba, Taylan, Emre Kılıç. Hadi son üç Türk'ü bir kenara bırakırsak Muhammed, Çıkıldağ, Morutan. Yani bunlar da şimdi Galatasaray'ın ciddi derecede bonservis parası ödeyip aldığı oyuncular. Bunlar ne olacak? Bu oyuncuların durumu ne olacak? Takımda devam mı edecekler? Yoksa onlar da mı satışı gündeme gelecek? Bakmak lazım. Giden birçok satış oyuncu demişken, olabilir. Evet, Galatasaray bir de Florya'yı almış yani. Florya operasyonu yapmış arada. Evet, İstiyorsan onu da bir okuyalım. Son haber olarak isterseniz ona da bir göz atalım. Çok ufak belki okuyamayabilirim ama Sabah Spor'da var galiba, değil mi? Galatasaray'dan Florya operasyonu. Sarı Kırmızılı Kulüp yeni projesini hayata geçirmek için dün dev bir adım attı. Galatasaray Florya arsasının emlak konutta bulunan 41 dönümlük bölümünü 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'ye sattı. Şimdi Kemerburgaz'a taşımak istiyorlar tesisleri. Florya'da da büyük bir alana şu an sahipler. Kemerburgaz'a taşınacaksa aslında niye Florya'yı alındı diye de bir soru çıkabilir karşımıza. Şimdi, siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani Kemerburgaz'da zaten işleyen bir inşaat var. Florya'nın da 21 dönümünü elinde bulunduruyordu. Şimdi 41 dönüm daha aldı. Dolayısıyla 62 dönüme artık sahip oldu. Ve oraya Galatasaray bir konut projesi düşünüyor. Yani bu şimdi alanlar Kemerburgaz ve Florya baktığımız zaman çok çok değer bakımından, evet, önemli farklılıkları pahalı var. Yani bu gerçekten çok büyük bir hamle. Yani büyük bir operasyon. Rakamsal olarak da çok büyük bir rakam. Ben eğer bu projeyi, Florya'daki bu projeyi hayata geçirirse Galatasaray, hı hı, bunun projesi de hazır, konut projesini. Yani herhalde Galatasaray kulübünün ekonomik manada önümüzdeki yıllardaki hiçbir sorunu kalmaz. Borçları sıfırlanır, artıya geçer. İstediği o oyuncuları da güle oynaya alır. Yani biraz Galatasaray'ın ben ekonomik manada kurtuluşu olarak görüyorum bu hamleyi. Çünkü Florya çok değerli bir yer ve 62 dönüm artık sizin. Siz oraya herhalde Erden Timur mu planlıyordur onu da bilmiyorum. Yani mutlaka bu organizasyonun var, evet, içinde vardır. Çok başarılı bir işe imza atmış, evet, Galatasaray yönetimi. Peki, süreyi de doğru değerlendirmek adına diğer gazetelere geçelim isterseniz. Fenerbahçe, evet, ile devam edelim. Şimdi Fenerbahçe gazetelerini de rica edeyim yönetmenim Seval'den. Çok teşekkür ederim. Fotomaç gazetesinde
var mısın yok musun başlığı var. Yine çok konuştuğumuz bir isim aslında. Fenerbahçe yönetimi ara transferde son günlere girilirken Lucas Moura'ya rest çekti. 8.8 milyon sterlin imza parası isteyen Sambacı'ya 3.5 milyon euro önerildi. Kararını 3 Mart'a kadar ver denildi. Gözler artık Moura'ya çevrildi ama oyuncunun da Avrupa'da kalmayı istediği de yine söylenenler arasında. Ya bir kere 8.8 milyon sterlin imza parası mı, şaka mı bu yani? O kadar bunu euroya çevirirsek herhalde evet. 9.5-10 milyon euro falan mı yapıyordur yani, bilmiyorum hesabını kitabını. Yaklaşık. Yok 3 milyon Fener'de imza parası olarak 3.5 milyon euro önerdiyse o da çok fazla bir rakam. Bugün 3 Mart zaten. Yani bugün ne oldu oldu, olmadı olmadı mı yani oluyor. Ben sanmıyorum. Ya Fenerbahçe'de aslında kesenin ağzını biraz açtı şimdi. Jadon Osterwolde transferi de yine pahalı bir transferdi. Ama burada bahsedilen imza parası çok yüksek bir rakam. Yani bunu yüksek, Fenerbahçe'nin verebileceğine ihtimal vermiyorum. Ki 3.5 önermiş. Bence o da hiç mantıklı ve bir rakam değil. Çok yüksek bir rakam. Yani bu imza paraları yeni adet oldu. İstedikleri gibi de oluyor. Bir de 30 yaşında. Yani ihtimal vermiyorum ya ben bu transferin olacağına. Tamam. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Yine Dahoud kapışması başlığını görüyoruz. Burada da Fenerbahçe ile Sevilla sadece sahada karşı karşıya gelmeyecek gibi görünüyor. Sarı lacivertler Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini almak için mücadele edeceği İspanyol ekibiyle transferde de kozlarını paylaşacak gibi görünüyor. Sezon sonunda Dortmund'dan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanan Mahmut Dahoud için iki takım da şu an devreye girdi. Bu oyuncuyla yine Leicester ve Napoli de ilgileniyor. Bu transfer haberleri ya sezon sonu için evet, planlanmış ya da iki gün için durmuyor. Planlanmış haberler olarak karşımıza geliyor. Hı hı. Okuyoruz sabahtan beri, yayının başından beri. Yani açıkçası bir yorumda yapamıyorum. Evet. Yani ihtiyaç varsa sezon sonu okudun değil mi yanılmıyorsam? Evet sezon sonu. Yani sezon sonu Fenerbahçe'nin durumuna bakmak lazım. Yani ikinci olabilecek, orada aynen Galatasaray'daki şeyi söyleyeceğim. İkinci olabilecek Fenerbahçe başka bir transfer stratejisi izler. Birinci olacak Fenerbahçe, şampiyon olan Fenerbahçe başka bir yol izler. Çünkü bir de hoca meselesi var Fenerbahçe'de. Yani bugün yine gazetelerde Jesus'a o istiyor, bu istiyor, evet, bir sürü talipler var. Ama istiyorsan önce bu Stefan Kuhn şeyi okuduk, Florya'yı bir Samandıra'yı da okuyalım. Fenerbahçeliler onu da duysunlar. Sol tarafta bir kutu haber var yine Fanatik 2'de. Amili futbol takımının teknik patronu Kuhn, Fenerbahçe teknik heyetiyle bir araya geldi. Samandıra ziyaretinde Jorge Jesus ve yardımcılarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada şu an önemli olan oyuncuların mevcut durumları. Depremden dolayı hepimiz üzgünüz ve bunu da en iyi kendi hocaları biliyor. Milli takım olarak iki eleme maçı oynayacağız. Kulüpleri ziyaret ederek oyuncuların durumuyla ilgili hocalardan bilgi alıyoruz diye konuştu. Burada yine Fenerbahçe cephesinden biraz daha ayrıntılı bir açıklama geldi. Evet. Oyuncuların durumunu şu anda kontrol ediyor gibi yani, duruyor. Doğrusunu yapmış Kuhn. Bu ziyaretleri bence Anadolu'ya da yayması lazım. Yani sadece öyle dört büyük takıma gitmeyle olmaz. İşte Başakşehir'e de gitsin, Alanyaspor'a da gitsin, Sivas'a da gitsin. Zaten Sivas isyan etti kaç defa. Bizim oyuncularımız Rıza Hoca da çok formda, niye seçmiyorsunuz? Adana Demir yine aynı şekilde. Yani ben burada biraz oturup gezmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle her maça yetişmeye çalışsın ve her kulübü bence hocasını ziyaret etsin, bilgi alsın. Peki yine aynı sayfada Valencia ile ilgili bir haber var. Dalia diyecek. Fenerbahçe'de adeta ikinci baharını yaşayan Ener Valencia, Kayserispor karşısında 100. kez sarı lacivertli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşayacak. Bu sezon 22 golle ligde tozu dumana katan Ekvadorlu Yıldız, toplamdaysa 99 mücadelede 51 kez ağları sarstı. 21'de asist yaptı. Kendi rekorunu Fenerbahçe'de kıracak gibi gözüküyor Valencia. Yani Valencia Fenerbahçe'nin şu anda zaten en popüler, en dikkat çeken, en başarılı, en çok puan getiren, para getiren, bakıldığında bir enleri bulunduran bir oyuncusu. İşte geçen hafta boyunca da durumunu konuştuk. Kalacak evet, mı, gidecek mi? İnternasyonel yok Brezilya ki ben şunu iddia ettim. Yani o Brezilya'dan öğrendiğimiz kadarıyla gideceğini ve anlaştığını, hatta 2,5 milyon dolara bir yıl için, 2 yıl için 5 milyon dolara anlaştığını, hatta bunun içinde biraz da imza parası olduğunu, orada da var öyle şeyler. Tabii önümüzdeki süreç ne gösterecek bilmiyorum ama Dalia diyen bir oyuncu olarak, diyecek olan bir oyuncu olarak
acaba Fenerbahçe yönetimi böyle bir yıl için, bir artı bir için bir daha böyle bir görüşüp teklifini yükseltse mi, bir ikna etse mi, yani ne düşünüyor, ne planlıyor? Çünkü bunun geride kalan günlerde de herhangi bir yeni bir hamlesi olmadı. Hı hı. Büyük bir kayıp olur yani Fenerbahçe'den gitmesi halinde. Yani böyle verimli bir oyuncu bir şekilde en azından bir yıl daha ikna etmek lazım ama o da kendi açısından düşünüyor. O yaşında ilerlemişken kendini yani de başka bir ülkede kanıtlamak isteyebilir. Yani zaten kariyerlerinin sonuna gelen, daha doğrusu yani yaş ilerleyen bütün oyuncular son dönemde iyi paralara takım değil, lig değil, onlar için hiç önemli değil. Burada önemli olan para ve sözleşme süresi. Peki, devam ediyorum. Sabah Spor'a geçeyim hemen. Samet Yüksel'in bir haberi var. Bir numaralı sıkıntı Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin kalesi yeni sezon öncesi alarm veriyor. Altay Bayındır'ı sözleşmesi bitiyor. İrfan Can Eğribayat'la devam edilmeyecek. Ertuğrul Çetin ise kiraya gönderilecek demiş Samet Yüksel. Şimdi Altay'ın performansını başlarda eleştirdik ama şimdi diğer ikiliye göre tabii ki üstün gözüken bir isim. İrfan Can Eğribayat'ın gidecek olması ve Ertuğrul Çetin'in de kiraya gönderilecek olması yönünde söylentiler var. Eğer bu gerçekleşirse tabii Fenerbahçe'nin bir kaleci transferi de gerçekleşebilir mi sizce? %100 gerçekleşecek. Yani bu isimlere bakmaksızın bence bir transfer hamlesi yapacaklar. Çünkü bir yandan işte 6 ay daha bir anlaşma yok. İşte görüşmeler var ama anlaşma, yani bir açıklanan bir şey yok. Normalde eğer başka oyuncularla anlaşma olduğunda kulübün sitesinden uzattık diye bildiriyorlar. Yani burada oyuncu bir kırılmış olabilir. Belki şu an bunu belli etmiyor. Çünkü çok haksız, o zaman da söyledim, eleştirilere, küfürlere, hakaretlere maruz kaldı. Bunları hak etmedi. Ve Jorge Jesus'un onu bir koruma kalkanı içerisine alması, buna rağmen hala protesto edilmesi kabul edilebilecek bir şey değildi. Bu sadece Fenerbahçe'de değil, bütün tribünler için, bütün taraftar kitlesi için, yani Fenerbahçe tüm taraftarlar için bunu demiyorum ama büyük bir kısmı oyuncuyu protesto etti. Gerçekten moralini bozdular, demoralize ettiler. Ama sonradan bakıldığında yine oyuncu performansıyla Fenerbahçe'ye en çok katkıyı veren isimlerden bir tanesi oldu. Yani bu adetten, bu gelenekten, bu kötü şeyden, huydan vazgeçmek lazım. Bu Beşiktaş'ta da var, Trabzonspor'da da var. İşte Trabzon'da zamanında Ömür de protesto edildi. Başka oyuncular da protesto edildi. Fenerbahçe'de başka isimler. Geçtiğimiz gün İrfan Can yine yani, ıslıklandı. Yani bunlar doğru şeyler değil. Yani bir oyuncuyu ıslıklamak, tamam, bir beklentiniz var, ürün satın alıyorsunuz ve tribündeki bir fert olarak şunu düşünüyorsunuz. Ben iyi oyun istiyorum. Oyuncu benim sayemde büyük paralar alıyor, büyük rakamlar kazanıyor. Ve bana da iyi futbolunu ile takımımızı iyi yerlere getirmek zorunda diye düşünüyorsunuz. Doğru. Ama mesela bunu Altay için söyleyemeyeceğim. İrfan Can için söyleyebilirim. Niye söyleyebilirim? Yani büyük Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdiler yani o transfer için. Rahmetli Mustafa Cengiz Galatasaray başkanıydı. Ayrı bir rakam önerdi. Ali Koç son bir hamle yaptı. Yani 100 milyon TL'nin üzerinde bir bonservisle Fenerbahçe'ye geldi. Bakıldığında Fenerbahçe şu ana kadar performans olarak, ya İrfan Can'ı da kardeşim iyi ki almışız ya. Yani adam müthiş oynuyor, döktürüyor. 3 maçta kötü oynasın deriz. Ona bir şeyimiz yok. Ama Altay'ı iyi ki almışız. Altay Fenerbahçe'nin İsmail Kartal döneminde de, Parera döneminde de Fenerbahçe'yi kurtaran, birçok maçta puan kazandıran bir oyuncuyken, takımın en iyi, geçen sene özellikle en iyi bir numaralı oyuncusuyken, siz bu futbolcuyu yaptığı birkaç hatadan dolayı protesto ediyorsanız bu haksızlık. Bence imzalamamasının temelinde de zaten bu yatıyor. Olabilir. Ama önümüzdeki süreç neyi gösterecek? Kabul edecek mi, etmeyecek mi? Etmezse de Fenerbahçe kaleci alır ya, yani ne olacak alınabilir yani? Çünkü yarın bir gün kötü bir gol yediğinde yine hedef olacak. Ya bu böyle. Kötü bir huy, gerçekten kötü bir huy yani. Bu haberin altında Zayt'la ilgili bir haber var. Şimdi Zayt'ı hem Beşiktaş için andık aslında daha önce, hem de Trabzonspor için. Ve Zayt kalıyor başlıklı bir haber bu da. Fenerbahçe yönetimi oyuncuyla yaptığı ilk görüşmede 2 artı 1 yıllık yeni sözleşme yapalım denildi. Deneyimli futbolcu teklife sıcak bakarken forma garantisi istedi. Zayt aslında bence Fenerbahçe'de kalmak istiyor ama tabii bir garanti olmayınca da belki diğer takımlarla bu yüzden
ismi anılmış olabilir ama şu anda kalacak gibi gözüküyor. Bir forma garantisi sizce verilmiş midir? Yok, hayır, hiçbir garanti falan verilmemiştir. Yani hiçbir oyuncuya garanti verilmez. Yani oyuncular bunlar ister ama bana göre de Zayt kalması lazım. Ama Fenerbahçe yönetimi gözlemlediğimiz kadarıyla Valencia, yani ne kadar bir görüşme yaptılar, ne ettiler bilmiyoruz. Ama oyuncu Brezilya'ya gitti. İşte menajeri orada bir görüşmeler yaptı. Buranın oradaki kulüpler bunu inkar etmiyor ki. Yani 6 ay somut olan ne, şu ana kadar imza atmadı. Zayt somut olan ne, şu ana kadar imza atmadı. Yani Fenerbahçe yönetimi ya sezon sonunu bekliyor. Tam bir masaya oturup tam bir rakam belirlemek için. Ya da kafasında başka plan var oyuncularla ilgili. Yoksa Zayt'ı Beşiktaş da alır, Trabzon da alır, başka bir takım da alır. Ya Zayt iyi oyuncu. Evet, ben olsam tutarım takımda. Tamam, takvim spora geçelim. Siz de az önce bahsettiniz yine Jorge Jesus'un sene sonu gitme ihtimalinden. Bununla ilgili bir haber. Brezilya basını sezon sonunda Vitor Pereira ile yolların ayrılacağını ve Jorge Jesus'un Flamengo'nun başına geçeceğini iddia etti. Haberde ayrıca Jesus'un bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından eleştirildiği de ifade edildi. Yani Fenerbahçe ile aslında çok uzun bir plan zaten düşünmediğini biliyorduk ama şimdi ismi bir de Flamengo ile anıldı. Milli takımın ardından Brezilya basının teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili iddialarında yeni bir iddia ortaya çıktı. Ya bunlar çıktı. Artık böyle çok Brezilya basınında işte bugün haber bulamayınca oturup yazalım türünden bir haber şeyi gibi oldu. Yani sürekli işte milli takıma yazılıyor. Brezilya milli takımına yazılıyor. Orada başka bir işte Vitor Pereira da yanılmıyorsam 3 kupadan 4 kupadan bir ayda elenmiş. Onu da kovdu kovacaklar helal eli kulağında. Vallahi yani Jesus, ben Jesus olsam açıkçası milli takım başına getiririm. Türk milli takım başına getiririm. Yani ben federasyon başkanı olsam ben bunu yaparım. O yani Fenerbahçe'de ayrılacaksa sezon sonu derim ki Türk milli takımın senin gibi bir hocaya ihtiyacı gelir var. Gelir mi ki? Abi bilmiyorum. Orasını bilmiyorum. Yani Brezilya milli takımı isterse oraya gider yani bizi tercih etmez. Benimki sadece benim öyle bir düşüncem. Ama bu haberler çıkmaya devam ediyor ve çıkmaya da devam edecek. Yani gerçek olan ne? Biz somut gerçeklerden gidelim. Bir yıllık sözleşmesi var. Ve genel kanaat da şu. Sözleşmesi bittiği zaman Fenerbahçe'den ayrılacak. Yani genel kanaat bu. Ama bence Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa ben burada kalacağını düşünüyorum. Yani bir daha kalacağını diyor. Şimdi yaşı ilerlemiş bir teknik adam. Fenerbahçe'den de her ne kadar açıklanan resmi rakam o zaman 3-3,5 milyon euroydu yanılmıyorsam. Yani o değil de böyle bunun da tabii böyle imza demeyelim de böyle yan paraları falan vardır işte bonusları ıvır zıvırları. Bu rakamın da en az 5-6 hatta 6,5 milyon euro olduğunu tahmin ediyorum. Resmi bize açıklanmadı ama ben tahmin ediyorum. Yani şimdi bu yaşa gelmiş bir belli bir yaşa, yaşı kaçtı ya 70, 68 miydi tam hatırlayamadım. Bir teknik direktörün Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa yeni yapacağı sözleşmeyle yine 5-6 milyon euroya Fenerbahçe'de yoluna devam edeceğini, Şampiyonlar Ligi'de şansını deneyeceğini açıkçası düşünüyorum. Ki istediği Fenerbahçe'nin şampiyon olması halinde istediği futbolcular da alınır. Yani Ali Bey açar kesenin ağzını. Çok da iyi daha oyunculara çok iyi kadrosu var ama daha iyi oyuncular da alır. Ha şampiyon yapamazsa o zaman kalma ihtimalini %10 olarak görüyorum. Yani %90 gider. Brezilya'ya mı gider? Portekiz'e mi gider? Brezilya'da bir takıma mı gider? Nereye gider onu bilmiyorum. Yani ben yine Ali Koç olsam şampiyon olmasak da aman hocam gel sen bak güzel bir birliktelik sağladık. Biz devam ederiz edelim. O da diyecektir eminim ki sana istediğin şartlar, para, ortam neyse onları da verelim derim. Ama bu haberler anladığımız kadarıyla her gün devam ediyor ve devam etmeye de sürdürecek. Keşke bir maçtan sonra da ya Sayın işte Jesus sizinle ilgili Brezilya milli takımına sizi önerdiler, yazdılar. Rivaldo böyle dedi. İşte Pereira'nın yerine geliyormuşsunuz. Ya siz ne diyorsunuz? Size gelen bir şey var mı? Yani bir açıklayın. Bak Fenerbahçe taraftarı sizin ağzınızdan çıkacak 3 tane cümleyi bekliyor diye meslektaşlarımızın sorması lazım. Bu Kayseri maçında olabilir. Jesus'la bence bir sohbet toplantısı gerçekleştirmeli. Maç sonunda biraz gerginlik oluyor çoğu zaman ve birçok soruyu soramıyorum. Evet hiç öyle bir sohbet toplantısı da
Olmadı ya. Olmadı. Oldu mu? Olmadı. Yani evet. Bir Fenerbahçe TV'ye çıktı yanılmıyorsam. Basın toplantıları dışında öyle bir medya ile bir araya gelelim. Yani böyle birbirimizi tanıyalım. Bir şey yapalım. Bir sokağa çıktı soru cevap yapalım. Türü bir şey olmadı. Bu açıdan biraz soğuk bir teknik direktör. Yani çok öyle medya ile şey yapan bir şey değil. Mesela Okan Buruk zaman zaman o toplantıları ya basına açık toplantı şeylerde yapıyor ya da sohbet toplantıları yapıyor. İşte Şenol Hoca daha iki gün önce, iki saat boyunca, bir buçuk saat boyunca konuştu. Bütün sorulara yanıt verdi. Abdullah Avcı da yapıyor. Bence Jorge Jesus'un da yapması lazım ve önermişlerdir mutlaka ama kabul etmedi demek. Olabilir. Peki Fenerbahçe ile ilgili son olarak şu Milliyet Spor'da yok böyle şanssızlık başlıklı bir haber var. Buna bakalım. Fenerbahçe'nin büyük beklentiyle kadrosuna kattığı Luan Perez ve João Pedro bu sezon kariyerlerinde görmedikleri sakatlıklarla karşılaştı. Jorge Jesus'un özel isteğiyle transfer edilen Brezilyalı yıldızlar arka arkaya yaşanan problemler nedeniyle takımdan ne yazık ki uzak kaldı. Beklentilerin yüksek olduğu oyuncular ve tabii sakatlık söz konusu olunca çok da yapabilecek bir şey yok. Yani bu çok da yani sakatlandılar evet. Yani ben bizde mesela Pedro kariyeri boyunca bir ya da en çok bir tane sakatlık yaşamış. İşte Fenerbahçe'ye geldikten sonra şanssızlık yani işte kaderin cilvesine bakın ki ciddi bir sakatlık yaşadı. Ama yani evet haberdeki gibi ama bunlar geride kaldı ya şu an. Yani bu biraz geçmişe dair bir analiz gibi bir haber olmuş. Evet. Yani şu anda böyle bir durum yok. Aslında orada bir kutu var koçtan açıklama diye. Yani bu bakayım. Bence bugün önemli bir detay. Fenerbahçe Başkanı... Bakalım, okuyayım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün saat 16'da kulüp televizyonda gündeme dair açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Sarı lacivertli kulüpten Başkanımız Ali Koç 3 Mart 2023 Cuma günü saat 16'da Fenerbahçe TV'de kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunacaktır açıklaması. Ya ben merak ediyorum burada yani neler 16'da. Söyleyecek, neler ifade edecek. Takip etmek lazım. Yine orada sol tarafta da Arda Güler'in iyileştiğiyle ilgili bir haber var. Belki oynasın mı Arda? Oynar mı Kayseri'de acaba? Şimdi sözleşme konusu söz konusu aslında şu anda. Sezon sonu bir sözleşme yenileme olayı var. Bu 1500 dakika maddesi de kalkacak gibi gözüküyor Arda için. Ya Fenerbahçe'de bilmiyorum bayağı belki. Böyle sözleşmeleri devam eden, biten oyuncular var. Yani bunlarla ilgili yönetim herhalde her şeyi biraz sezon sonuna iteklemiş evet, durumda. Çünkü şu anda önemli olan lig yarışı, şampiyonluk, Kayseri maçı. Yani çünkü Kayseri maçı da çok önemli Fenerbahçe için. Rakibiniz sizin 6 puan önünüzde. Dolayısıyla da sizin hadi Galatasaray'ın bir kayıp lüksü var. Ve bu hafta maç da oynamıyor. Bir stresi de yok. Yani 3 puanı alacak. 3-0 rahat rahat oturup televizyonun başında Okan Buruk ve öğrencileri maç izleyecek. Kayseri maçını izleyecekler. Fenerbahçe için zor bir deplasman. Yani bir de iki kulübün arası biraz gerildi yani. Burada bir puan kaybı olsa diyelim ki 3 puan kaybetti. Galatasaray 9 puana çıkar fark. Yani siz bundan sonraki süreçte bu farkı kapatmanız öyle kolay bir iş değil. Yani 6 puan bile zor değil. 2 tane maç kaybetmesi lazım Galatasaray'ın. Dolayısıyla Fenerbahçe bu transfer görüşmelerini hep bir kenara bırakmış. Yani tamamen şu sezon an maçlar evet. Odaklanmış. Arda'yla da ilgili sözleşmeye 30-35 milyon euro civarında bir serbest kalma bedeli ekleneceği de söylendi. Bu rakamla da ilgili çok kısa bir cümlenizi alırım sonra Beşiktaş'a geçelim. Vallahi Arda önce bir süre alsın, oynasın. Yani sözleşme yapılır bilmiyorum ne düşünüyor. Çok da tartışılıyor Fenerbahçe'de. Yani oynasın, oynamamasın. Ben burada Jesus'a hak veriyorum. Yani onun durumunu en iyi bilen o. Bak bu haberde ne diyor? İyileşti diyor. Ne olmuş? Yine bir sakatlık. Sakatlık geçirmişti. Yani onun için bunun çocuğun en iyi durumunu hoca biliyordur. Yani fiziki gücünü hoca biliyor. Çünkü biraz beden zayıf. Yani daha böyle teknik olarak süper, zeka süper ama fiziki olarak bir zayıflığı var. Çünkü rakiple girdiği mücadele rakip şöyle bir şey yaptığında gidiyor. Yani yere düşüyor. Onun için hoca daha iyi biliyordur bu iş. Topsuz oyunda özellikle evet. Eleştiriyor Jorge Jesus. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş gazetelerini rica edeyim. Otomaç gazetesi de yine burada da sene sonu için herhalde zannediyorum. Çünkü transfer defteri kapandı Beşiktaş için. Yeni transfer iddiaları var. Otomaç gazetesinde hemen Kara Kartal aradığı savunmacıyı çizmede buldu. Torre sürprizi sol bek arayışlarını sürdüren siyah beyazların
Milan'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli Fadabolle Touré'ye teklif yaptığı iddia ediliyor. 1,5 yıllık bir kiralama teklifi olduğu da söyleniyor. Savunma oyuncusu. Beşiktaş savunmaya da yine takviyeler yapıldı ama tabii sezon sonunda yine bazı oyuncuların gitme ihtimaline karşın belki ilgileniyor olabilirler. Yani şimdi Beşiktaş bir şeyin adını koyması lazım. Yani bir, bu sezon çöpe atıldı. Önümüzdeki sezona mı Beşiktaş hazırlanıyor? Biraz öyle bir imaj var, evet. Ya yani ama daha o ilk 2-3'e girmesi lazım Beşiktaş'ın. Niye? Yani Avrupa'ya gitmesi lazım. Kupadan elenmişsiniz. Avrupa'da zaten yoksunuz. Ligde havlu atmışsınız bana göre. Dolayısıyla sizin önümüzdeki sezona bir kadro kurabilmeniz için, iyi bir kadro kurabilmeniz için bu sezon iyi bir bu sezonda bir Avrupa en azından bir Avrupa bileti falan alın. Yani siz önümüzdeki sezon Avrupa'ya da gidemeyecekseniz neyin kadrosunu kuracaksınız ki? Yani iyi bir kadro. Zaten Beşiktaş'ın kadrosu bana göre iyi ama orada verimli olamayan oyuncular topluluğu var. İşte kimisi uzun süreli sakatlanıyor. Kimisi küsüyor. Kimisi işte ben diyor gideyim diyor. Yani böyle bir mutsuzluk kavramı var. Yani hoca geçen gün diyor ki kırgınım ve üzgünüm diyor. Yani işte takımın genel durumu ile ilgili. Yani bunu bence bir Beşiktaş tedavi edemedi. Bu durumu tedavi edemedi. Yoksa bu takımda oldukça bana göre iyi oyuncular var ama sahaya bakıldığı zaman kötü bir Beşiktaş var. Yani siz zaten Beşiktaş kötü giderse, daha kötü olursa, daha büyük hayal kırıklığına uğrarsa, yani Trabzon'daki gibi bir seçim şeyi çıkar. Yani bu sürpriz olmaz. Yani siz, önümüzdeki sezona siz bakacaksanız önce bu sezon oynayacağınız maçlarda bir taraftara umut vermeniz lazım. Taraftar yeni transferli Beşiktaş'ı da henüz izlemedik aslında. Evet, yani o 5'i bir yerde göreceğiz. Haberi vardı. Şu haber herhalde. İstiyorsan onu okuyalım. Tabii ki. Hemen Sabah Spor'a geçeyim. 5'i bir yerde başlığı var. Siyah beyazlar pazar günü oynayacağı Ankara Gücü maçına yenilenen kadrosuyla çıkacak. Son 3 karşılaşmadan sadece 2 puan alabilen Kartal'da Abubakar ve Hacı Ahmetoviç'in yanı sıra diğer yeni transferler Koli, Onur ve Maxim'in de forma giymesi bekleniyor. Özellikle orta sahadan beklentinin büyük olduğunu yazmış o gün Şahinoğlu. İşte yeni Beşiktaş diye de muhtemel bir 11 var aslında. Verelim 11'i. Orada aynen. Kalede Mert, savunma dörtlüsü Rozier, Tayyip, Koli ve Onur. Yine iki yeni transferi savunmada göreceğiz. Orta alanda Hacı Ahmetoviç, Jetson, onların hemen önünde Maxim. Sağda Redmond, solda Cenk ve ileri uçta da Abubakar'ın olması bekleniyor. Yani bütün yeni isimler aslında evet, yani sahnede olacak. Yeni bir Beşiktaş. İşte bu yeni Beşiktaş'ın şimdi bir kere yönetim transfer de yaptı. Hocanın istediklerini yaptı ve maliyetin altına girdi. Bu yeni takımın yani Ankara Gücü maçı ben de iyi bir sonuç alacağını açıkçası maçtan düşünüyorum. Ankara Gücü'nün de bu arada bir hocası değişti. Onlar da bir hoca değişime gittiler. Yani Maxim'i merak ediyorum. Beşiktaş'ın yeni oyun kurucusu rolünde, 10 numarası rolünde. Yani Abubakar herkes merak ediyor. Niye bu Abubakar başarılı olamadı şimdi geldi? Belki bu arada daha iyi değerlendirdi, iyi bir duruma geldi. Yine Kole'yi bilmiyoruz. Beşiktaş'la formasıyla daha ısınmış bir halde göreceğiz. Onur transferinde zaten bir sürü tartışmalar yaşandı. Hala da yaşanıyor, bu iş mahkemeye gitti. Burada en önemli şey Gezal'ın durumu. Yani 2-3 hafta daha sahalardan uzak bu kalacak. Bu maçta da olmayacak yine. Neden hazır değilken yani maça sürülmeye çalışıldı bilmiyorum. Yani tam iyileşmeden başka yerinden çıktı ama sakatlık sonuçta vücut bir bütündür yani. Öyle düşünmek lazım. Belki o kadar çok aslında yok oyuncu vardı ki belki bir denenmek istenmiş olabilir. Vallahi çünkü çok eksik vardı. Yani fiziki olarak diğer işte Adeleleri, kas yapısı bu maç için müsait miydi geride kalan maç için? Demek ki ya müsaitti ya da kendisi oynamak istedi, denenmek istedi ama sonuç itibariyle şey olmadı. Bu oyuncular ilgimi çekti. Oyuncaklar gönderilmiş bölgeye. Evet, aha. Bir resim altı olarak girmiş depremzedeler. Oyuncaklar çocuklara ulaştı. 3 maç aynen çocuklara ulaştı. Görselleri de yine bu gazetede mevcut. Evet. Fanatik gazetesiyle devam etmek istiyorum. Forvet için gaza bastılar başlığı var. Sol forvet için Borini ve El Şarabi kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal'ın gündemine flash bir golcü daha geldi. Boyan Miyoski aslında yine konuşulmuştu birkaç gün öncesinde. Evet. Yine forvet için de bu ismin devrede olduğu söyleniyor. Beşiktaş'ın rakibi olarak Ren ve
Lazio'da bu oyuncuyu istiyor. El Sharawi'nin transferi için de Roma'nın yanıtı bekleniyor şu an. El Sharawi ismi de bayağı konuşuldu son bir haftadır falan ama o da yine herhalde sezon sonu için düşünülen isimler arasında. Ya biraz önce dediğim gibi yani ben önce Beşiktaş bak 11 bu biraz sezon. Önce okuduk. Yani biz bir 11'i görelim. Bir sürü orada 5 tane adam yeni tak adam oynayacak. Yani dolayısıyla bu transfer haberleri üzerine açıkçası bir yorum yapmak istemiyorum. Evet, ne diyeyim yani. Tamam. Önümüzdeki sezon olsun da o zaman bakarız yani. Sol üstte Kartal'a gençlik aşısı başlıklı bir haber var. Kadrosuna genç isimleri de katmak isteyen Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre siyah beyazlar Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in ikinci takımında görev yapan Teoman Gündüz'ü kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki futbolcu için adadan Southampton'a da devrede olduğu bilgisine ulaşıldı. Şimdi son karşılaşmada aslında Semih vardı. O da genç bir oyuncu ve başarılı bir performans sergilemiş yaşında, bir genç evet. olarak. Şimdi de Almanya Bundesliga Hertha Berlin'de bir oyuncu. Ya zaten takımlarımız yani özellikle büyük takımların böyle genç oyunculara yönelip genç oyuncuları parlatıp yani bir şekilde hem kendilerinin faydalanması hem de transfer döneminde yani illaki bir oyuncu parladığı zaman zaten dışarıdaki scoutlar, menajerler de takip ediyor. Yani onlara yönelmek bence doğru bir strateji. Bir de altta Saiz haberi var. Aday yolcusu evet, diye. O da sürekli gönderiliyor. Istiyorum. Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Dele Alli, Muleka ve Enkudu için beklenen teklifler gelmedi. Takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiz'ın ise sezon sonunda İngiltere'ye gitmesine şu anda kesin gözüyle bakılıyor. Zaten ara öncesinde de yine konuşulan bir konuydu. Dünya Kupası'ndan sonra aslında Saiz'in gitme ihtimalini birçok kez konuştuk. Valla Saiz'i Beşiktaş tutabiliyorsa tutsun yani bir yere gitmesin. Yani. Bence gitmek istiyor oyuncu ya gibi. Evet oyuncu şeyi... Milli Dünya Kupası sonrası bir türlü bir şey olmadı. Yani bir hocayla da bir doku uyuşmazlığı var, takımla da var. Yani bu kadar tecrübeli bir isim ve beklentilerin büyük olduğu bir isimdi. Yani illaki gitmek istiyorsa Beşiktaş kazanacağı paraya bakar ama yani şimdi burada haberde alt başlıktaki gibi Dele Alli var. Muleyka var. Muleyka ne olacak? Enkudu yani büyük, da çok belirsiz. Yani Enkudu var. Romain Saiz var. Yani bir de Beşiktaş'a diyorlar ki yani bu kadroya zaten şu adamlar saydığımız adamların maliyeti, bütçeleri, paraları, pulları acayip bir rakam. Muleka'ya şurada yani, da değinelim isterseniz. Peki. Muleka pişmanlığı başlıklı bir haber var Takvim Spor gazetesinde. Beşiktaş Körfez'den gelen teklifi reddetti. Demokratik Kongolu futbolcu elde kaldı. 19 maçtır suskun olan Muleka taraftarın hedefinde. Yakın dönemde Jackson Muleka'ya gelen 4 milyon euroluk transfer teklifini reddeden Beşiktaş yöneticiler golcü futbolcuyu satmadığı için büyük bir pişmanlık yaşıyor şu anda demiş. Keşke satsalarmış. Vallahi yani para rakam mı beğenmemiş Beşiktaş bilmiyorum. Ama yani 20 maçta 4 gol bir asist aynen, yapmış. Yani hiçbir katkı verememiş Beşiktaş'a ya. Ve 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli var. Bir de 5 yıllık imzası var. Yani niye Beşiktaş'a fayda sağlayamadı? Bunların aslında bireysel olarak bu oyuncularla bir illaki görüşüyordur teknik kadro ama yani bu kadar transfer yapıldı. Niye bu oyuncular Beşiktaş'a fayda sağlayamıyor? Niye Beşiktaş'a katkıları yok? Niye Dele Alli hala Beşiktaş'a fayda sağlayamıyor? Muleka niye sağlayamıyor? Yani nedir? Sorun nedir? Yani teknik kadro ile ilgili mi problem var? İşte şehirle ilgili mi problem var? Ligle ilgili mi problem var? Yani Beşiktaş'ın önce bunları çözmesi lazım. Ondan sonra da bu oyuncuları nasıl gönderir, nasıl satar, ne yapar onu bilemiyorum. Ya sadece Beşiktaş'ta değil aslında diğer takımlarda da böyle önceki takımında çok başarılı olanlar mesela Umut Bozok gol kralıydı. Gelip gol atamaması. Bu aslında biraz takımın elinde olan bir şey değil de oyuncuyla ilgili biraz dediğiniz gibi oyuncunun çözmesi gereken. Ya Umut Bozok da yani Galatasaray şeyden Kasımpaşa'dan 250 bin euro isterken Galatasaray'dan 1 milyon 750 bin euro talep etmenin de mantık kurallarına göre şeyi yok. İzahı yok. Sonra da Trabzonspor aldı. Trabzonspor da ona iyi bir rakam verdi. Galatasaray'ın istediği rakam olmasa da. Şimdi Trabzon'da da başarılı değil. Yani biraz
Bizde şöyle bir şey var. İşte X takımda Kasımpaşa'da çok başarılı olmuş. 3'te gol atmış. Dur biz bunu alalım. İşte Karagümrük'te böyle yapmış. Sivas'ta böyle yapmış. Yani bir anda parlamış ama istikrar yok. Ne olacak işte? Elinizde kalıyor. Bir umut. Şans diyelim. Şans, evet. Peki, Milliyet Spor'da da Enkudu ile ilgili bir haber var. Disiplinsiz ve verimsiz başlığıyla Cengiz Malkır'ın yazısı. Şimdiden gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak isteyen Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, disiplinsiz davranışları ve istikrarsız performansı nedeniyle Enkudu'nun biletini kesti. Zaten geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda da verim alınmayan oyuncularla yola devam etmeyeceklerinin vurgusunu yapmıştı. İlk isimlerden biri de tabii ki Enkudu olarak gözüküyor. Ben buna karşıyım. Ya şimdi lig devam ediyor. Yani lig devam ediyor. Elinizde bir kadro var. Ve bu oyuncuları elinizden çıkartamıyorsunuz. ama oyuncularla ilgili de sürekli bence bir yorum yapılmaması lazım. Yani tamam, şunu bekleyin. Mayıs'ta geldiğinde artık ne yapmanız gerekiyor? Yeni bir kadro mu kurarsınız? İşte Ahmet'i, Mehmet'i bir yere yollayıp, Sayıs'ı bir yere yollayıp yeni oyuncular mı alırsınız? İşte zaten almışsınız işte. Biraz önce bir 11 saydık. 5 tane yeni oyuncu. Evet. Yanılmıyorsam forma giyecek. Hepsinin sahada olması bekliyor. Yani diğer oyuncularla ilgili de sürekli bir açıklama yapmanın doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bu ekip sizin ekibiniz. Şimdi Beşiktaş 3. sırada 40 puanı var. Galatasaray ile arasında 14 puan fark var. Yani ben Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı şampiyon olacağını düşünmüyorum. Yani başka Beşiktaşlılar belki düşünebilir, başka insanlar düşünebilir. Ama ben diyorum ki ikinci olabilirsiniz. 48 puana ulaşabilirsiniz. Üçüncülükte kalabilirsiniz. Çünkü altınızdan Başakşehir geliyor, Adana Demir var. Onun altında Trabzonspor var. Yani Kayserispor da zorluyor kardeşim yukarıya. O da 35 puanı var. Yani sizin Beşiktaş olarak en azından bir Avrupa'ya gitmek için bir ligi ikinci, belki Şampiyonlar Ligi önelemesi almak da hadi bu kötü sezonun ardından bir başarıdır. Neden olmasın diyebilirsiniz yani. Sağ altta da ufak bir haber var. Beşiktaş'la ilgili de son olarak ona bakabiliriz. Onur veya Umut şimdi 24. haftada Ankara Gücü'yle karşı karşıya gelecek. O günün yazısında aslında Onur'un ilk 11'de başlama ihtimalinin olduğunu gördük ama bu gazetede de teknik direktör Şenol Güneş Ankara Gücü maçında sol bekte Onur Bulut veya Umut Meraş'a forma vereceği ifade edildi. Sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Masuaku'yu düşünmeyen Güneş'in yeni transfer Onur'u 11'de görev vermeyi planladığı aktarıldı. Umut yerine Onur olur herhalde diye düşünüyorum ben. Bence yani Umut son maçta yani tepkiler de aldı. Yani performansı kötü. Yani taraftarında tepkisini çeken bir oyuncu. Şimdi zaten evinizde oynuyorsunuz. Yani böyle bir şeye gerek yok. Yani bir de Onur'un bir durumu var. Çocuk Kayseri ile ciddi problemler yaşıyor. Beşiktaş karşılıklı demeçler verildi. İş artık mahkemeye taşındı. Onun için üzerine bizim yorum yapmamız gerekmiyor ama bu maç Onur'un maçı olur. Tribünlerde böyle bir sinerji oluşur Onur. Yani bakıldığı zaman Maxim, bakıldığı zaman Aboubakar. Gerçekten evet. Yani ben de merak ediyorum ve maçı kazanacağını düşünüyorum bu arada. Tahminim o yönde Beşiktaş'ın. Peki Beşiktaş'ı da burada noktalayalım. Yerel basın gazetelerimiz var. Onları rica edelim Barko ekranına hem de seyircilerimiz için. Yeni Asır'la başlayalım. Şöyle bir ben bakayım sizin yorumlamak istediğiniz varsa sonra üzerine konuşuruz. Yeni Asır'ın 17. sayfasında Karşıyaka'da Dinçel'in planı hücum. Karşıyaka'nın başarılı teknik patronu rakibi Hacettepe 1945'i gözüne kestirdi. Ara dönemde takıma katılan isimlerin ileri uca zenginlik kattığını belirten Selahattin Dinçel, önde baskılı oynamaya devam edeceğiz. Kafkaf bu ligde misafir şu anda açıklamasını yaptı. Yeni Asır'ın bir diğer sayfasında Altay takımı ile ilgili bir haber var. Altay gençlere sarıldı başlığıyla. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan İzmir ekibi çözümü altyapıda buldu. Tuna Özümcü altyapıda forma giyen gençlerin büyük bir bölümünü A takım antrenmanına dahil ederken Enes Örücü, Enes Yetkin, Nurettin, Tugay ve Mehmet Gündüz'den daha çok yararlanacak gibi gözüküyor. Yani altyapıdan oyuncular... Evet yani şunu söyleyebilirim. Yani Umut gençlerde, yani gelecek de gençlerde. Altay'da eğer böyle bir operasyon yapıyorsa doğrusunu yapmış olur. Yani bir yandan yarışmacı kimlikten dolayı takımlarımız unutuyor gençleri ama illaki onlara da şans vermek lazım.
Peki Trabzonspor'un gazeteleri var yerel gazetelerde. Son Nokta Spor gazetesi Tek Çare Genel Kurul başlığını kullanmış. Salı günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında bazı yöneticilerin sportif başarısızlığın yanı sıra ekonomik sıkıntıları masaya koyacağı kongre sürecini hızlandırdı. Bunu zaten konuşmuştuk. Abdullah Avcı da zaten istifasını dile getirdi. 4 kupalı başkan olarak anılıyor. 5 teknik adamla çalıştı şu zamana kadar. Başarılı bir Trabzonspor dönemi geçirdi aslında son günlere kıyasla. Yani yerel basında tabii onlar daha yakından takip ediyorlar bu süreci. Sonuçta bu Trabzon şehrinin önemli medya şeyleri, temsilcileri, gazeteleri biraz önce işte Sayın Başkan da istifa etti. Süreç bundan sonra başladı. Bizim de dediğimiz gibi genelde ekonomiye dair zaten büyük sıkıntılar olduğunu ama işte orada belirtilmiş 4 kupalı başkan, 5 teknik adamla çalışmış birer başlık okursak. İşte 4 aday iddiasını okuyabiliyor musun? Var mı? Elimde de yok. Yok. Yani orada gördüğüm kadarıyla Sayın Nevzat Aydın'ın şeyi var. Eğer okuyabiliyorsa editörümüzden. Okuyamıyorum ama ben tahmin ediyorum. Çünkü ismi gündeme gelmişti. Mehmet Yiğit Alp var. Daha önce de Trabzonspor'da as başkanlık yapmıştı. Diğer ikinci resmi tanıyamadım şu anda. Ama ben yineliyorum. Tek aday çıkar. O da Ertuğrul Doğan olur ve Trabzonspor'un 25-26 Mart'taki seçimde başkan olur. Peki. Takaspor'da da yine kongreye doğru başlığı var. Bunu zaten konuşmuştuk. Bordo Mavili ekipte gözler Ümraniye Spor maçına çevrildi. Takıma moral lazım. Vişcan'ın da yine forma istediği detayı dikkat çekiyor. Ama Viska daha acele etmesin ya Trabzon. Bir daha yine sakatlanır. Hamsik de zaten zamanınız var mı? Bir dakika daha konuşabiliriz bunları. Yani Hamsik hazır diyor ama yani zaten hazır olup da oynaması gereken hiçbir zaman yoktu Hamsik. Yani ortalarda. Trabzon'un şu anda bu sene en azından aldığı parayı hiç hak etmedi bence şu ana kadar. Kalan maçlarda umarım ki hak eder, şans bulursa tabii. Viska'nın yaşadığı tabii çok büyük şanssızlık oldu bizim için. Ya bir yandan tabii kongre var ama bir yandan da sahadaki sonuç önemli. Yani Ümraniye maçından işte manşet atılmış ya moral lazım diye. Gerçekten camiaya da bir moral, bir umut lazım. Kesinlikle. Son gazeteye de bakalım yerel basından. Güne Bakış galiba aynen. Beklenen son Trabzonspor kongreye gidiyor. Ekonomik kriz, fikir ayrılıkları ve dibe vuran bir takım başlığı atılmış. Trabzonspor'da teknik direktör Avcı oyuncularından savaşmalarını istedi sonuna kadar. O da tabii psikolojik olarak oyuncularını hazırlamaya devam ediyor. Şimdi biz son olarak da dış basına da bakalım istiyorum. Son 2 dakikamız kaldı zaten. O gazeteleri de rica edeyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi La Gazette dello Sport'ta bir haber var. Inter benim başlığıyla Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğrafını görüyoruz. Bu haberin kısaca detayını okuyayım. Inter'le sözleşmesi 2024'ün Haziran ayında bitecek. Hakan Çalhanoğlu bazı açıklamalar yaptı. Milano'nun bir yarısı benden nefret etse de diğer yarısı beni çok seviyor ve bununla gurur duyuyorum. Şampiyonluk derbisi hayalim var. Ben Avrupa'nın 5 büyük ligine aidim. Inter'de kalmak istediğini vurguladı. Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Onunla da ismi çok anılmıştı ama tabii ki kendisi Inter'de kalmak istiyor ve 25 milyon euroluk bir bonservis istediği de söyleniyor Inter'in kendisi için. Galatasaray da istiyordu bir ara. Evet ama Inter'de kalır gibi duruyor. Bence de kalır. Belki kariyerinin son döneminde gelebilir. Yani şu anda geleceğini sanmıyorum Galatasaray'a. Peki. Marka gazetesi de Barça altın buldu başlığını kullanmış. Yendiler. Kral Kupası'nda Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona 5 Nisan'da evinde oynayacağı ikinci maç için avantaj elde etti. Herhalde turu geçer Barcelona. Öyle gözüküyor. Vaktimiz bitmeden Mirror gazetesine de bakalım. Haaland Real için deli oluyor başlığı var. Manchester City'ye erken uyarı. Haaland'ın menajeri Real Madrid'in Haaland için hala reddedilmesi imkansız bir düşler diyarı olduğunu açıkladı. Haaland da daha önce zaten Real Madrid her futbolcunun rüya kulübüdür demişti. Oradan bir teklif gelirse bilmiyorum kendisi değerlendirir mi? Yani o rakamlardan sonra artık o rakamların üstüne çıkan takım olur mu? Yani zaten çok büyük rakamlar verilmişti. Evet. Yani Avrupa'da böyle delilikler oluyor. Olabilir yani ne diyeyim. Peki çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Murat Özbostan'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. Medya dünyasının ikinci saat diliminin de sonuna geldik. Noktalarken ekranlarınıza Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan muhteşem goller gelecek. Hoşçakalın.